Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Birbirinden değerli üç önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Murat Bahadır Akkoyunlu, gazeteci, yazar, siyaset bilimci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Yine değerli üstadlarımızdan biri, 22. dönem AK Parti milletvekili Emin Şirin. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Uzun bir aradan sonra tekrar sizi görmek bizi mutlu etti. Teşekkür ederim. Doktor Lütfü Özşahin, dinler tarihi ve felsefe uzmanı. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Program edicisi, bizi epey güldürdünüz. İzleyicilerimize de herhalde onu başka günde tartışacağız. Biraz gündemi konuşmuş olacağız. Evet değerli izleyiciler, biliyorsunuz FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın çok özel bir operasyon oldu ve yine 1000'den fazla insan gözaltına alındı. Nedir bu FETÖ'den çektiğimizi aslında bu akşam biraz onları konuşacağız ve onlardan birlikte de Türk siyaset tarihinde birçok siyasi operasyonlar yapılmıştır. Bu akşam kısmen de Cem Uzan'ı da biraz konuşmuş olacağız. Cem Uzan'a karşı yapılan operasyonları ve aynı zamanda yine FETÖ ile ilgili hangi siyasi partilerin çok aktif olup hangi operasyonlarda görev aldıklarını da veya hangi ülkeye hizmet ettiklerini tartışmış olacağız. Ben bu konuyla ilgili özellikle Murat Bahadır Akkoyunlu'nun FETÖ üzerindeki zaman zaman açıklamaları hepinizin ilgisini çektiği gibi sosyal medya üzerinden de birçok soruyu aldığımı ifade etmek isterim ki FETÖ ile ilgili mücadelede kullandığı dil çok önemli. Bu anlamda FETÖ operasyonlarına baktığımızda evet aslında 17-25 Aralık öncesi başlıyor. Ama geldiğimiz nokta 15 Temmuz kıyamıyla birlikte asıl iplerin kopma noktası dediğimiz devletle örgüt arasındaki yapılanmayla, mücadeleyle ilgili konuya gelelim. Operasyon aslında her gün yapılıyor. Alıştığımız bir konu. Ama bir anda 1000 kişiden fazla bir operasyon dediğinizde hayli geniş bir operasyon oluyor. Nedir? Nerede duracak veya bu nasıl bir yapıdır ki artık bıktık bu FETÖ'den ama bıkmakla birlikte de nerede duracağız, bu FETÖ'yü nasıl yok edeceğiz? Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Önce çok dile getirilmese de olayı tam tarif edebilmek için şu gerçeği bilmemiz lazım. Vatanı, milleti, devleti ve inancı olmayan küresel çete, derin Pentagon, PKK, FETÖ aynı yapıdır. FETÖ bir bütün olarak alıyoruz. Kesinlikle. Bakın bir daha söyleyeyim. PKK'ydı, FETÖ'ydü, benzeri kuruluşlardı. Küresel çetenin piyonlarıdır. Değişik coğrafyalarda bunların benzerleri de var. Bu bir. FETÖ din ile alakalı görünse de din ile alakalı olmayan bir örgüttür. Din kisvesi vardır. Birçok cemaatte de bu vardır. İslam'la, Hazreti Muhammed'le örneğin hiç alakaları yoktur bunların. Hiç ilgilenmezler, gündemlerinde de yoktur. Demeyin, onların sağ melekleri hep iyi tarafından yazıyor onları. Yani bu FETÖ dediğimiz şeyi anlamamız gerekiyor. Halkımız onları hala yanılmış da olsa, çok makbul de olmasa, İslam inancı içerisinde bir yanılmış, sapkın cemaat zannediyor. Öyle değiller. Ve ezoterikler. Çekirdekte, merkezde işleri güçleri kabbala öğretileridir. Sihir, büyü. Çok ciddi. Samanyolu TV biliyorsunuz cennet köşelerini dağıtıyordu iyilik melekleri noktasında kimse yok mu deyip altında başlayan aksakallı meyhanede şarap içen figürleri. İnanın o görüntüler benim ifade ettiğim özellikler yanında masum kalır. Şöyle düşünün efendim. FETÖ'den biz kıyamete kadar mücadele edeceğiz. O kadar derinlikli mi? FETÖ bir cemaatten ibaret değil. FETÖ gidecek, FETÖ gelecek. ÇETÖ gelecek. Bu değişmeyecek. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sabri Bey, bizim devletlerimiz niçin yıkıldı? Bakın, evet. Bunu ilan ettim. Bana bir bilgi gelmedi.
bizim devletlerin yıkılma sebepleriyle alakalı yazılmış bir eser bulamıyorum. Yasaklı alan gibi. Çünkü devletlerin yıkılmasıyla ilgili bir eser bulamıyorum. Yıkılma sebepleriyle. Aslında yıkılma sebepleriyle ilgili. Evet. Peki. Çünkü o sebeplerden bahsettiğiniz vakit, şu anda Türkiye'mizde 2019 yılında siyaset karşıtlığı gibi birbiriyle mücadele eden birçok akımın bir yeri açıkta kalıyor, açığa çıkıyor. Hiç kimse istemiyor o konudan bahsedilmesini. Ne Atatürkçülük üzerinden siyaset yapan istiyor bunu, ne saltanat taraftarlığı üzerinden siyaset yapan istiyor bunu. Hiçbirisi istemiyor. Ne mezhepçilik üzerinden siyaset yapan istemiyor. Çünkü hepsinin bir tarafı açığa çıkıyor. FETÖ bu boşluklarda üretilmiş bir örgüt ve yeni değil bu. Ezoterik net söylüyorum. Peki. Net söylüyorum. Çekirdek iskelet yapısı Türkiye çok ciddi, azımsanmayacak gayrimüslim kökenli ailelerin yaşadığı bir coğrafyadır. İmparatorluk bakiyesidir ve de normaldir. Bakın bunları söylerken ülkemizdeki Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, Yahudi, Hristiyan, Ermeni, şu buyu ne tahkir ne tehdit. Hayır, maksadım bu değil. Tövbet altında bırakmak istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Peki. Değil, çünkü çok saygı duyduğum insanlar var. Eyvallah. Bir kere Marka Resayan var ya. Bayrak gibi bir insan yani. Nasıl? Yaman Dede var. Hayır, kastım o değil. Ama şu bir gerçek. FETÖ'nün iskelet yapısı teşkil edilirken tespit edilen elemanlar Türkiye'deki gayrimüslim kökenli ailelerin çocuklarından seçildi. Fethullah Gülen'in bizzat kendisi de zaten böyledir. Ya benim memleket... Fethullah Gülen'le ilgili bahsedilen kısmı bir Ermeni ailedir. Yahudi, Ermeni. Ermeni. Ama gayrimüslim kökenli bir aileden geldiği kesin. De. Bir tek o değil ki. Benim memleketimden tanıdıklarım var. Şu anda içeride FETÖ abisi diye. Bayburt 85 bin nüfuslu bir yerdir. Yarısı birbiriyle akrabadır. Diğer yarısını da herkes tanır zaten. Onun için biliniyor bunlar. Erzincan'da 4,5 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptım. Şahit oldum zeminde. O detaya çok girmeyeyim. Ama FETÖ küresel çetenin sadece Türkiye değil, sadece İslam ülkeleri de değil. Öteden beri hanedanların sömürdüğü tüm dünya coğrafyasında bunun altını çizin. Hazreti Muhammed'i yok edilmiş ucube bir İslam inancının yaygınlaştırılması için ihdas edilmiş bir örgüttür. Tanımlaması bu mu? Evet. Bakın. Kilisede Hazreti La İlahe Muhammedur Resulullah, Eşhedü Enne Muhammedur Resulullah'ı olmayan ezanı niye okutur? Yahudilerle Hristiyanlarla birlikte Urfa'dan Sırat Köprüsü'nün üzerinden niye geçirtir? Varılmak isteyen şey budur. Ve FETÖ bu noktada bizzat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversiteleri, imam hatipleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gedik bularak girmiştir. FETÖ diye suçluyoruz ya. Devletin resmi imamı canım. O meslek olarak öyle Sayın Demirel tarafından yükseltildi. Nurcu diye bilinirdi bir zamanlar. Onun tarafından imam yapıldı. Şu bu yükseltildi, vaiz yapıldı. Dahasını söyleyeyim. 12 Eylül'de Fethullah Gülen arananlar listesindeydi. Ama hangi karanlık el onu akladı bir yerlerde? Onu bakın benim şahit olduğum şeyi anlatıyorum. Ben Akıncılar Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesiydim. Bizim genel başkanlarımızdan birisi teslim olmamıştı. Onunla birlikte fotoğrafı Ankara'da eski otobüs terminalinde arananlar afişinde yer alıyordu. Fakat bir de baktık ki İzmir'e Fahri Vaiz oldu. Kestane Pazarı Camii'ne. Kaç tarihinde? 1980 sonrası. 1980 sonrası vaiz oldu. Evet. Aranıyordu. 80 darbesinde arananlar listesinde. Evet bakın afişleri asılıydı. Abi öğrendik baktık ki o zamanki Diyanet İşleri Başkanı Yaşar Tuna Gür müracaat ettirmiş. Aranan adamı.
ve askeri istihbarata, MİT'e ve polis istihbarata Diyanet İşleri yazı yazmış. Şu adreste, şu isimde bir şahıs bize Fahri Vaiz olmak için başvuruyor. Sizce uygun mudur, mahzuru var mıdır diye. Diye. Üç istihbarat kuruluşundan da uygundur cevabı geldi. Kasım Güley'in ona yaptığı özel çalışmadan bilgi. Adam, onu söylüyorum, adam özel bir örgütlenme tarafından korunuyor ve İzmir'de bağlı olduğu şahıs da Haydar Saltık. Haydar Saltık 12 Eylül darbesinin arkasındaki örtülü lider. Kenan Evren ve arkadaşları darbeyi yapmasaydılar Haydar Saltık adamlarıyla onları derdest edip içeriye tıkıp yönetime el koyacaktı. Aynen 1960'da olduğu birinci gibi. Birinci ordu komutanıydı. Yani olaylar böyledir. FETÖ böyle bir örgüttür. Ve sonuç? Dini bir cemaat olarak göründüğü için FETÖ'nün ben 1970'lerde vaazlarını biliyorum. Pür şeriatçıydı. Pür. Onunla aynı teknede olmayan bir tek siyasi vardır Türk siyasi hayatında. O da Necmettin Erbakan'dır. Diğerlerinin tümünü tavlamıştır. Bu kadar açık mı? Hepsiyle metiyeler, fotoğraflar var. Metiyeler dizmiştir. Merhum ve mağfur inşallah Sayın Alparslan Türkeş'in metiyelerini bilirim. Demirel zaten koruyucusuydu. Ecevit Şefaat. Ecevit, bakın. Cevdet Saral, dönemin Emniyet Genel Müdürü, bizzat açıklamasını dinledim ben televizyonlarda. Diyor ki, duydum ki Ecevit Fethullah Gülen'i Şeyhülislam yapmak istiyor. Halife yapmak istiyor. Halifelik kurumunu tesis edip onu yapmak istiyor. Mesut arkadaşı koştum dedim ki ya buna mani ol, bak bunun böyle bir fikri varmış. Mesut bana dedi ki diyor Cevdet Saral Bey, ben bu mevzuyla Ecevit'e götüremem. Ecevit sırf bu yüzden hükümeti bozar. Böyle bir yapıyla karşı karşıyayız. Damarlarımıza girmişlerdir. İskeletin etrafına da monte. Nasıl monte? Toplumda sosyal statü olarak çok da itibarlı olmayan ailelerin çocuklarını almışlardır. Ve köleleştirmişlerdir. Kimlerle arkadaş edecekleri bellidir. Hangi kitapları okuyacakları bellidir. Hangi televizyonları izleyecekleri bellidir. Hangi sosyal etkinliklere gidecekleri bellidir. Bunun dışına çıkamaz çocuk çünkü tard edilir. Evlerden böyle başladılar. Dünya üretim bu. Vereni daha önce ben bir programa aldığımda biliyorsunuz 12 program darbe öncesi, Cunt Hareketi öncesi bunları konuştuk. Fethullah Gülen'in çok barbar ve şiddet yanlısı bir kişi olarak karaktere sahip olduğunu, kendi öğrencisini sopayla öldüresiye dövdüğünü ve kendisinin kurtardığını söylüyor. Bakın böyle bir barbar insanın merhameti olur mu? Şöyle peki. Söyleyeyim ben yani Fethullah Gülen'le bir zamanlar yoldaşlık yapmış olan hiç kimsenin söylemleri üzerinden bu konuyu değerlendirmeyeceğim müsaade ederseniz. Değerlendirmeyin bunları. Ben bir siyaset bilimci olarak ben 1970'den beri siyasetle fiilen iştigal eden birisiyim. Darbelerde yargılananlardan birisiyim. Kendi tespitlerim var. Konuyu halkımız bu FETÖ'nün ne olduğunu tam anlasın diye ifade etmek istiyorum. Bu çocuklar sosyal itibarları çok da itibarı olmayan ailelerin çocuklarını aldılar. Çocuklar onlar da kendi anne ve babalarının ortamından daha saygın bir ortama taşındıklarını gördüler. Ve bunların ilk yaptıkları iş şu, baba ve annenizle ilişkinizi keseceksiniz. Öyle. Hepsi çocuklarını kaybetti. Sonra bu çocuklar ama kimiyle... Üretim veren de çocuğunu kaybetti. İki çocuğunu kaybetti. Çok acı şeyler var ya. Çok acı şeyler var. Aşık ettiler. Bakın efendim, mankurtlaştırma vardır. Mümkündür. Hitler'in yaptığı da buydu ya. Yani bu küresel çetenin bir coğrafyalarda uyguladığı bir şeydir. Hitler'e bağlı, Heil Hitler diye bağıran milyonlarca Alman'ın durumu da budur. Bu küresel bir ameliyedir. Ve bakın ciddi bir şey söylüyorum. Büyü ve sihir, kabbala teorileri bunların can damarıdır. Büyü ve sihirden başka bir şeyle uğraşmaz bunlar. Ve öyle şeyler yaparlar ki şaşarsınız. Bakın bazen çocuklara evlerde zikir diye virt verir bunlar. İlginçtir ama biliyor musunuz? Kabbala öğretilerinde bazı esmaların belli sayıda çekilmesiyle birdenbire cinlerin etkisinin altına girdiği görülmüştür. Onun için İslam literatüründe, onun için İslam literatüründe zikir belli bir metotla yaptırılır. Literatürü açarsak tabii yani. Yani bunu yaptırıyorlar.
Ve şaşarsınız ya, bir FETÖ'cü çocuğu alıp incelediğinizde, konuştuğunuzda donar kalırsınız, şaşarsınız, çözümleyemezsiniz. Bakın FETÖ'cü öyle bir şeydir ki kendine ait bir kimliği, inancı yoktur. Kendinin ne olduğunu bilmez. Olur mu? FETÖ'nün fedaisi olduğunu bilir. Efendim, kimliği yok. Ne için neyi yaptığını bilmez. Abisi ne derse onun için amen. Su gibidir, her kaba girebilir. Yani. O, bak, kendisinin belli bir kimliği, kendi tanımı olmadığı için her şeyde olabiliyor. Peki, sonuç olarak gelelim. Böyle bir yapı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yani... Daha ne, çok operasyonlar mı göreceğiz? Hayır. Bakın, kıyamete kadar devam edecek. Peki. Bir küresel mücadeleden bahsediyorum. Sözü şöyle tamamlayayım. Vakti fazla almayayım. Bizim devletimiz 2000 öncesi, 1998 yılından önce özellikle, öyle bir tek Türkiye Cumhuriyeti devletimiz yoktu. Bizim kimse hayal görmesin yani. O günler ayrı bir gündem yaparsak 28 Şubat'ta daha detaylı anlatırım. Devletimiz tek değildi, parçalıydı. Her parçanın aynı zamanda mafyası da vardı. Savaş alanıydık. Hı hı. Almancısı, İngilizcisi, efendime söyleyeyim, Amerikancısı, şucusu, bucusu, bir sürü ekoller medyada, iş aleminde, siyasette, efendime söyleyeyim, bürokraside mevcut idiler. İstihbaratlarda mevcut idiler. Aynı bürolarda bu ekipler bir arada idiler. Devlet parçalıydı. Hepsi de birbiriyle mücadele verirdi. Fakat Türkiye 2. Mahmut'tan beri devletimiz vesayet altına girdiği için diğer o paralel unsurların hegemonyası altında onlara tahammül etme pozisyonunda idi. Ve FETÖ sadece bir dini cemaat olarak gelmedi. Mehmet Moğol Taybey, 1990'lı yılların DYP-SHP iktidarının Adalet Bakanı, merhum Türkeş'in MHP'si bu o koalisyonu destekliyor. DYP-SHP koalisyonunu destekliyor ve Sayın Demirel de genel başkan. Bakın efendim, orada Mehmet Moğultay televizyonlarda çıktı, dedi ki 3000 tane çağdaş hakim aldım. Evet. Ve ne yani, MHP'lileri mi alacaktım? O 3000 tane çağdaş hakimin listesini onun eline kim tutuşturmuştu? CHP örgütü falan değil. Küresel çete elemanlarını. Ve bugün başımızın belası yargıdaki junta o zamandan geliyor. Bu kadar. Aynı yıllarda 92 ve 93 yıllarında orduya alınan şahıslar 15 Temmuz'da general olarak karşımıza çıktılar. Peki. Yani bu iş çok Tayyip Bey'le başlamış bir devam olay edecek değil. Anlamına geliyor. Teşekkür ediyorum. Damarlarımıza girdiler. FETÖ böyle bir yapıdır. Ben burada keseyim. Anladım, evet. Ki peki dediğinize göre diğer değerli konuklara söz verilecek demektir. Eğer tekrar bu konuda devam ederseniz devam edelim. Konuşacağız bunu. Ben özellikle Sayın Emin Şirin, o da birçok operasyona tabi tutulan değerli vekillerimizden biri. Şimdi FETÖ yapılanmasına baktığınızda ilginçtir. Deşifre edilmesi noktasına devlet neredeyse bir acizlik içerisinde kalıyor ve bahsedemiyor. Daha önceki programlarımızda da bunu konuşmuştuk. Bir devleti düşünün ki FETÖ tarafından kuşatılmış, ele geçirilmiş. Ama sonradan gelen bir iktidarı düşünün. Bir FETÖ terör örgütüne sızma yapar ancak durdurma noktasına getirebilmiştir gibi bir algı. Bu nasıl bir aziyet ki bir devletin, devasa bir devletin, Türk dünyasının öncü devletlerinden Türkiye Cumhuriyeti başkasını herhalde bilmiyorum. Nasıl olur da bu kadar deşifre edilmesinde aciz dediğimiz bir noktadayız? Nedir bu kurumlar? Valla deşifre, şöyle söyleyeyim, ben 2002'de milletvekili olup Ankara'ya gittiğimde bir 6 ay sonra döndüğümde arkadaşlar soruyorlardı, derin devleti gördün mü diye orada. Derin devlet konuştu 28 Şubat'tan dolayı. Siz de hep Ankara'nın soğuk suratından bir derin devlet bekliyordunuz. Ben devleti bulamadım diyordum. Bırak derin devleti, devleti bulamıyorum. Çünkü çok iyi anlattılar. 2. Mahmut'tan beri başlayan süreçte hakikaten dış unsurların Türk devletinin içinde çok olduğu bir dönemin yaşandığını görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da derin devlet denilen şey, askerin bir kısmından belki NATO-vari yapılanmalar, başka bir şey yok. Şimdi Fethullah Gülen'in FETÖ yapılanmasını bir müddet sonra çok süratli görme imkanı oldu Ankara'da. 2003'ten beri bunu görmeye başladık.
Belki de benim Ergenekon'daki bir numaralı sanık olmama sebep olan konu 2005'ten itibaren de bunu anlatmaya başladık, sorgulamaya başladık. Orada size iştirak edemeyeceğim, kusura bakmayın. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda çok büyük hatası var. Çünkü dikkatine getirilen konular 2005'ten itibaren eğer tedbir alacak hale gelseydi, bugün 17-25 Aralık'ı yaşamayı bir tarafa bırakın, 15 Temmuz'u da belki yaşamayacaktık. Şunu görüyorum, bugün geriye baktığım zaman bunu çok salih görüyorum. AK Parti iktidara geldiğinde orada devletin içine sızmış veya yerleşmiş olan FETÖ kadrolarından işbirliği yapma ihtiyacı hissetti. Hatta bunu isteyerek yaptı. Zaten 15 Temmuz'dan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında biz aynı menzile iki yoldan yürüyen insanlar olarak mütalaa ettik. Alnı secdeye değen insanlardan böyle bir şey beklemezdik diye kendisi bir sezlenişte de bulundu. Bir... Peki Sayın Şirin, 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu kararlarında Sayın dönemin başbakanı, bugünkü Cumhurbaşkanımız, FETÖ terör örgütü bir terör örgütü yapılanması içerisinde faaliyette olan ve Milli Güvenlik Kurulu kararları noktasında terör örgütü olarak da ilan edilmesi noktasında ilk kararı alan başbakanlardan biri. Hayır. Peki. O karar alındıktan sonra Müsteşarı Ömer Dinçerler ne dedi? Karar tavsiye kararıydı, uygulamaya koydurmadık, koymadık dedi. Başbakanlık ve Başbakanlık Müsteşarlığı olarak. Ömer Dinçer'i bitirmek için bütün gücünü kullandı. Güzel. Demek ki hata yapmış Ömer Dinçer'lerde. Peki. Yani orada o kararda biliyorsunuz Milli Dershanelerin kapatılması kararını Ömer Dinçer başlattı. Onlar sonra geliyor. Sizin bahsettiğiniz terör örgütü olarak değerlendirilmesi 2004'te tavsiye kararı olarak. Kim bu kararı yürürlüğe sokmadı? Ömer Dinçer'lerin ifadesi başbakanlık olarak biz sokmadık diyor. Kendi ifadesi bu. Başbakanlık Müsteşarlığı devletin en etkin organıdır. Başbakan da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz sokmadık diyor. O tavsiye kararı geldi. Yani. Sokmadık diyor. Devlet oydu. Şimdi yeni sistemde farklı. Ama o zaman oydu. Tabii. O gün devleti temsil eden ki bu görevi ihmalin midir değil midir? Çünkü tavsiye kararı olduğu için başbakanlığın talimatıyla devreye konulması lazım. Konulmadı. Orada benim içinde yaşadığım dönemde de bunu çok sarih gördük. Biraz sonra Cem Uzan'dan da bahsettiniz herhalde buraya. Benim konuşmam icap edecek konular olacak orada. Burada bilinçli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Enerji Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda, belki her bakanlıkta, başbakanlık dahil olmak üzere, FETÖ terör örgütü üyesi oldukları sonradan çok bariz olarak ortaya çıkan insanlar devleti idare eden insanlardı. Yani zannedilmesin ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyeden getirdiği mesai arkadaşları bu duruma hakim oldular da devleti idare ettiler. Hayır. Devlet ilk dönemde FETÖ'nün organizasyonundan büyük ölçüde yürüdü gitti. Mücadele edilip edilmiyor mu diye sorduğunuzda ben mücadelenin yeterli olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Neden? Siyasette. Mücadele edilmiyor değil, dikkat buyurun. Beyefendinin kullandığı kelime yeterince mücadele. Yeterince mücadele edilmiyor. Şimdi askerde, poliste, bazı yerlerde... Sizin vicdanınızın karşında yeterli bulunmuyor. Kesinlikle bulmuyorum. Altını çizerek söylüyorum. Peki bu toplumun ve bu devletin, bu milletin, vatanla milletine bağlı olan bir... millet yapısını düşündüğünüzde şu anki mücadeleyi sizce yeterli bulmuyor mu? Hayır. Çok net mi? Hayır, çok, bakın altını çizerek söylüyorum. Bu mücadele yeterli değildir. Zira bunun sonunda neden? Siyasetten bir kişinin gittiğini duydunuz mu? Birçok belediye başkanı veya aday gösterilmeyen vekiller. Hayır, bir dakika. Onlar neden aday gösterilmediler? FETÖ'cü oldukları için. Hayır. Neden? İltisapları noktasında kamuoyunda tepkiler vesaire. Peki bunlar FETÖ'cü olsalardı yargılanmaları gerekmez miydi? Gerekirdi. Şimdi dolayısıyla ben belediyelerden ve siyasetten ne AK Parti'den ne CHP'den ne MHP'den ne başka bir partiden iltisaklı olduğunu şahsen bildiğim insanlar dahil olmak üzere bir tek kişinin FETÖ
üyesi veya FETÖ iltisakı dolayısıyla devreden çıkarıldığını veya yargılandığını görmedim. Peki İdris Nenşahin'i tanırsınız. Evet. Çok iyi bilirsiniz. Çok iyi bilirim, evet. Dönemin vali ve kaymakamların devletin en önemli mekanizması ve hafızasına bütün atamaların altında imzası olan kişilerden biriydi. Evet. Peki onca kaymakam, vali, hakim, savcı görevden alındı. Doğru. Bu anlamda birkaç programda da bu tartışıldı. Neden dokunulmuyor diye kamuoyun çok büyük tepkisi var. Hı hı. Buna ne demek lazım? Zafiyet demek lazım herhalde. Gaflet demek değil ama zafiyet demek lazım. O konuda benim söyleyeceğim şeyler var. Lütfü abiden soruya bakacağım. Şimdi siyasette bu işi temizlemezseniz bu alta doğru mutlaka ileride sirayet eder. Burada ayakları bakın, ayakları kesebilirsiniz, elleri bulayabilirsiniz, dalları budalayabilirsiniz ama sonunda sonuç itibariyle bu bir siyasi konu olarak ortaya çıkıyor. Bunu buradan temizlemezseniz, bazı FETÖ mensubu olduğu bilinen müteahhitlere bugün hala en büyük işleri vermeye devam ederseniz, bu temizliği bir türlü yapmazsanız ve bir takım pazarlıkların içinde, Amerika ile yaptığınız pazarlıkların içinde bile... Pazarlık mı yapılıyor? Pazarlıkların içinde bile bu konulara müzahir bir şekilde bakarsanız, hatta Amerika'daki bazı lobi faaliyetlerinde yardımcı olmalarını rica bile ederseniz, bu konunun mücadele edildiğini söylemek kabil değil. Ben deminki analizlere çok iştirak ediyorum. Bu özellikle belki biraz daha toparlamak lazım. Siyasi İslam projesini burada bir ölçüde CIA elinden yürütmüşlerdi. Bu Pentagon'un projesi gibi değildi. Bunu dışarıda kullanıyorlar. Bize Abdullah Öcalan'ı verirken Fethullah Gülen'i aldılar, Amerika'ya götürdüler. Aşağı yukarı aynı zamanlarda. Takas. Takas gibi diyelim. Şubat ve Nisan ayları. Evet. 99'un. Aynen. Aynen. Ve bu yurt dışında da Orta Asya'da, Afrika'da çok kullanılan bir organizasyona sahip. Bundan vazgeçmeyecek Amerika. Bize alakadar eden kısmı, bu bir paralel devlet haline gelmiş, devleti ele geçirmiş ve hatta paylaşmayacak şekilde 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da harekete geçmiş FETÖ'nün siyasi ayaklarını da temizlemezseniz, bunların tepesindeki insanlardan alacak talimatlarla bu siyasi organizasyon tekrar canlanır. Tekrar söylüyorum, AK Parti'nin içinde, CHP'nin içinde, İYİ Parti'nin içinde, İYİ Parti'nin içinde. Özellikle hatta. Onu dememiş olayım da altını çizdik galiba. Bu tedbirler anlayan anladı. Bu tedbirler alınmadığı takdirde bunlar mutlaka tekrar yeşerecektir. Ben mücadeleyi yeterli bulmuyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Önemli tespitlerde bulundunuz ama doğrudan özellikle siyasi ayağının eksik gittiğini ifade ediyorsunuz. Buraya dokunulması lazım. Bunu Devlet Bahçeli de ediyor biliyorsunuz. Bürokrasiyi de buna eklememiz lazım. Herhalde. Yani şöyle bir konu var. Şöyle bir konu var. Sanıyorum son iki seçim üst üste terörle mücadele kapsamında FETÖ ile ilgili mücadeleye baktığımızda toplumun her katmanında %53.4 gibi bir oyu veren AK Parti'ye bu millet, bu anlamda AK Parti'ye çok kızgın olduğunu da söylemek lazım. Yani bazı kişilere dokunulmuyor diye sahada çok büyük eleştirilere de geldiğini sebebiyet ifade veriyorum. Etmemizde fayda var. Şuraya gelelim, FETÖ ile ilgili. FETÖ halen umudunu diri tutuyor. Cezaevlerinden tutun devletin bazı kurumlarına doğrudan müdahil olduğu söyleniyor. Yani burada kamuoyunda devletin ilgili birimlerini rencide etmek değildir maksadımız ama halen bir yerlerde diri tutulan bir hücre var ve umudunu yitirmeyen bir hücre var. Siz buna ne diyorsunuz Sayın Özşahin? Yani tabii FETÖ ile ilgili ben tabii daha 98'den itibaren konuşuyorum aslında. Yani ilk TV5'te başladık bu işlere. Artık orada bunlardan bahsedemem. Bahsedeceğim bunu. Dönüşüme uğradı. Rahmetli Ayet Uçak. O kadar kötü mü? Evet. Rahmetli Ayet Uçak. Oraya da mı sızdı? Altından'la beraber konuşuyorduk zaten. Sızma vites efendim. Sonra ben biliyorsunuz 2005'te ilk defa FETÖ'yü eleştiren, yani diyalog boyutunu eleştiren kitabı ben yazdım. 2005'te yazdım. Kaosun Jeopolitik ve Dinlerası Diyaloğu. Sonra tekrar 2009'da Siyasal Derinlik'te yine Vatikan boyutunu falan yazdım. Daha sonra büyük dergilerde yazdım bu konuları.
Şöyle söyleyeyim, yani FETÖ hareketi her şeyden önce aslında dini kullanmış olsa bile dinsel içerikli bir hareket yani. Tabii ki bu dinsel kisveli bir hareket, İslam kisveli bir hareket. Dolayısıyla ilk önce aslında Türkiye'deki bu din anlayışını sorgulamak lazım. Yani Türkiye'de FETÖ benzeri bir siyasal yapıyı veyahut da bir cemaat yapısını oluşturan din anlayışını masaya yatırmadığımız zaman aslında FETÖ'yü bitiremeyiz. Mesela diye bu cümlenin altını çizelim hocam. Evet. Şöyle lütfen şöyle, tekrar eder misiniz? Programın ana cümlesi budur. Şimdi Türkiye'de evet, diyelim çok siyasi çok kurumlardan, önemli, askeri kurumlardan, hukuktan FETÖ'nün elemanları temizlediniz. Fakat FETÖ benzeri cemaatleri üreten, FETÖ bölge benzeri dini yapıları üreten, yapı Türkiye'de çok müsait. Bunu söylüyorum yani bu yapıyı üreten din anlayışını, din anlayışını söylüyorum. Yani din anlayışını ortadan kaldırmadığınız zaman, ben bunu her zaman söylüyorum ama kimse bunun üzerine gitmiyor. O zaman FETÖ üreten anlayış bizim yani şey, din anlayışımız ya. Fethullah Gülen gider. Yani tabiri caizse FETÖ gider, METÖ gelir. Aman mesela METÖ ile Murat birbirine yakın başka bir. Neyse şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Yani mesela diyelim ki Türkiye'de FETÖ benzeri aslında birçok cemaat var şey olarak, siyasal anlamda, içerik olarak. Fakat aradaki fark ne? FETÖ'nün ulaşmış olduğu siyasi, ekonomik ve askeri güce ulaşamadıkları için onları biz zararsız görüyoruz yani. Ama aslında onlar da bir gün FETÖ gibi palazlanmış olsalar aynı muameleyi, aynı siyaset tarzını, aynı uluslararası ilişkileri bu Türk milletine dikte ederler. Bir kere o zaman şunu söylemek gerekiyor. Demek ki Türkiye'de sorgulamayan, beynini ipotek eden, dini bir sömürge aygıtı olarak kullanan, Marx'ın deyimiyle dini bir uyuşturucu afyon olarak kullanan sömürgeci ve aynı zamanda tepeden inmeci, insan haklarını hiç işe sayan, insani değerleri hiç önemsemeyen bir dinsel bir anlayış var yani. Böyle bir anlayış var bu toplumda. Dolayısıyla şimdi siz bu anlayışı yok etmediğiniz sürece bunlar palyatif tedbirlerdir yani. Askerden ayıklarsınız, tamam, siyasetten de ayıklarsınız. Ama bu yapıyı üreten bir din anlayışı varsa problem kesinlikle bitmemiştir. Bir de mesela dinler tarihçisi olarak söyleyeyim. Bunların aynı zamanda Mesihi karakteri vardır bu hareketlerin. Diyelim ki Fethullah Gülen ölse ne olacak? Bu iş biter mi? Hayır, bitmez. Dikkat, dikkat. Bak, bu cümlelere çok dikkat. Fethullah Gülen ölse bir Mesihi hareket var. Mesihi harekettir. Onun müntesipleri şunu söyleyeceklerdir. Bak söylüyorum burada. Aynen Sabatay Sevi gibi bizim öldü, bizim Mesihimiz uçtu. Kıyamet zamanında, kıyamete yakın bir yerde tekrar yine dönecek ve ona inananları ne yapacak? Yine kendisiyle beraber kurtuluşa eriştirecek, cennete götürecek. Yani bu o kadar tehlikeli bir hareket ki Fethullah Gülen ölse bile yine onun tekrar dönebileceğine inanabilecek ve bunları savunabilecek düzeyde beyinleri yıkanmış olan tabanda insanlar var yani. Tam da bu anlamda hocam önemli. Şimdi bir... dolayısıyla fakat tabii bizim devletimiz hakikaten yani FETÖ'cü zihniyetle dini anlamda savaşacak enstrümanları halen geliştirmiş değildir. Ya o kadar ilahiyat fakülteleri var. Bak söyleyeyim size. Diyanet İşleri Başkanlığı var. Mesela ben o dönemde diyaloğu eleştiren kitabı yazdığım zaman ne zannediyorsunuz yani? Beni en çok kim linç etti biliyor musunuz? FETÖ'cüler falan değil ya. Bizim kesim linç etti. Dediler ki Hoca Efendi nasıl dokun? Sen kimsin dediler. Hatta şu anda milletvekili adamın birisi AK Parti'de. Neyse önemli değil. Ne dedi? Söyleyelim de dedi Beşir abi. O zaman Beşir Atalay İçişleri Bakanı. Bak ben burada söylüyorum. Evet. Adamın ismi önemli değil. Üsküdar'da oturuyoruz. Hı. Diyalog kitabını verdim dedi ki bana. İstanbul milletvekili adamı. Söyleyelim dedi Beşir Atalay'a dedi. Kitabı toplatsın dedi. Bu ne dedi ya? Sen kimsin dedi Hoca Efendi eleştiriyorsun dedi. Ya eleştiriyorsun mi? Dedi. Vekil tabii canım. Şu anda. Partide. Evet şu anda vekilim. İşte hangi partiden? İspatı. Ya şu anda AK Parti'de vekil. Neyse şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Demin söylediğimin ispatı. Yine zaman. O cümleyi benim bir şey daha duymam lazım. Yıl. Birazdan söz bana şey gelecek yıl abi. 2005. Sen kim oluyorsun da? E tabii canım. Don Kişot musun sen de yani? Allah Allah. Hoca Efendi Hazretleri eleştiriyorsun. Ama yıl ne zaman? 2005. Bak bu çok önemli. O 2005'e. Şimdi 2005. Ve
bu şahıs peki, halen şey vekil ve makamda. Şimdi bak ben dedim ki Beşir abiye söyleyelim toplatmaya. Ondan sonra Beşir abiye söyleyelim kitabını. Yani benim kitabımı toplatmaya kalktılar. Sonra zaten kitaplar yayın evi, Rağbet yayın evi söylüyor. Rağbet yayın evi şeyine kaldırıldı. Deposuna kaldırıldı kitaplar. Dağıtılmadı zaten. Engellendi yani, engellendi. Vatikan eleştiriyorum diye. Diyaloğu eleştiriyorum diye. Anlatabiliyor muyum? Oradan geliyoruz yani. Efendim Sait Yazıcıoğlu beyefendinin mecliste yaptığı bir konuşma. Aynı milletvekiliydiniz değil mi efendim? Evet. Mümin, bir insanın mümin olması için la ilahe illallah demek geçsemesi yeterlidir. Muhammed Resulullah deme zorunluluğu yoktur diye Diyanet İşleri Başkanlığı ya yapmış. Diyanetin bağlı olduğu devlet bir şey söyleyeceğim. Şöyle yaptığı bunu, konuşmaydı bu diye bir hatırlıyorum efendim. Doğru, ya şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bu işi bak şunu söylemeye çalışıyorum. Birisinin aslında jurnal demek için konuşmuyorum. Benim şey hiç umurma gelmiyor. Allah aşkına yani olur. İşin şu var. Bunlar işin, belge ya. Kitabı devletin en üst kadranında da verdim. Elden. Yani hemen koruma polisi bir Ayşer abi. Kitap. Yani şöyle. Şimdi bizim. Ama siz bunu bu ülkenin yani, cumhurbaşkanı yani başbakanına da verdiniz. Başbakanın ilgilenip teşekkür ettiği yerde o haddi kendinde bulan kimdir? Şimdi şurayı şu bak şimdi. Başbakan size teşekkür etti mi o zaman? Ya neyse orayı şimdi karıştırmadım. Verdim yani. Elden verdim kitapları neyse. Evet. Şimdi bak. Bu da problem şu. Bizim devletimiz maalesef şeyle yüzeysel çalışıyor. Yani tamam ben de o zaman bir açık konuşayım. Ben de mesela FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet makamlarında darbe yapabilecek bir güce ulaştığını zannetmiyordum hakikaten. Tabii o, cemaat gözüyle baktığın için. Baktığım için yani mesela ben açık konuşayım. Küresel çeteyle. Ya bu adamların, hayır bu adamların Mossad'la, Vatikan'la, CIA ile çalıştıklarını biliyordum. Çünkü bir ara bir Amerika'yı, İsrail'i eleştiren sert bir makale yayınladım. Zaman Gazetesi yayınlamadı mesela onu. Hemen kesti yani. Neyse şimdi bak olay şu. Bu adamların bu boyutunu biliyordum. Ama ben de gerçekten yani bu yapının darbe yapabilecek bir güce ulaştığını ben de zaten herhalde MİT başkanı falan değilim kardeşim bilmiyordum. Çünkü yani. O güne kadar Türkiye'de darbe yapanlarla kol kol olduğu için söyleyeyim yani. Ama şu var. Yani bu yapı Sayın Cumhurbaşkanı şöyle hakkını yemeyelim. Bu yapı deşifre olmaya başladığında ama gerçekten de bu yapıyla en sert mücadeleyi yapan, en samimi mücadeleyi yapan halen Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yani onun etrafını bilmiyorum. Katılıyor musun sen? Şu anda yine öyle yani. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan olmasa bu yani mücadelenin de tam olarak devam edebileceğini sanmıyorum. Yani ben şuna inanıyorum. Şunu söyleyeyim. Çok geçmişte çok hatalar oldu ama bak Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı olmazsa bugün ama bugün olmasa FETÖ ile mücadele bu düzeyde devam etmez. Ben peki. Düzey yetersiz olabilir. Onu ama niye yetersiz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın mücadele ettiği kadar aşağıdaki örgütteki insanların o kadar mücadele ettiğini sanmıyorum halen. Hocam onu söylemeye çalışıyorum. O kadar diyorsun. Bir reklam arasına gideceğiz mücadele arkadaşlar. Mücadele ettiklerini zannetmiyoruz. Onu cevaplarını kadar, reklamlardan sonra alalım mı? Peki alalım. Değerli izleyiciler, konuları konuşalım. Hakikaten çok güzel şeyler söylediniz. Allah razı olsun. Evet değerli izleyiciler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle kaldığımız yerden tekrar devam edelim ama şu çok önemli. FETÖ ile ilgili mücadeleye baktığınızda sizin çok önemli tespitleriniz var. Bu tespitler de siyasi ayağının yeterince mücadele edilmediği ve devletin hafızasıyla ilgili biraz hantallık olduğunu ve halen de kripto yapılanma devam ediyor. Şimdi bak bir daha, şu Türkiye'de bir daha söyleyeyim. Bu meselenin püf noktası şurası bak. O kadar ilahiyat fakülteleri var tamam mı? Yani evet. Diyanet İşleri Başkanı devasa kadro. Ya işin gerçeğine dönelim. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bak buradan söylüyorum bir vatandaş olarak yani sıradan bir vatandaş olarak söylüyorum. Yani bir hoca falan filan sıfata gerek yok. Eğer Türkiye Cumhuriyeti bu devlet FETÖ benzeri yapıları üreten din anlayışını ortadan kaldırmadığı sürece bu eğitim anlayışını ortadan kaldırmadığı İsmini sürece ismini vermeyeceğim bazı cemaatler bakın burada can alıcı noktadır izleyicilerimizin de sosyal medya üzerinden çok soruları var. Buna benzer başka bir X cemaat. Ya benim cemaatlerime isim vermem gerek söylüyor, yok. Diyor ki bakın burada altı çizilmesi gereken bir konu var. Ne bu?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan cami cemaatlerinin kendi olanaklarıyla dernekler statüsünde yaptığı Kur'an kurslarını işgal etmeye Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bir takım insanların içeride müftüler vasıtasıyla yeni imamlar atamaya ve kendilerine FETÖ tarzı bir yapılanmayla yeni bir cemaatin çok aktif bir hücre olarak cuma namazlarına kadar her şeyle ayrı bir tarzda. Şimdi o zaman şöyle söyleyelim bak. Bakın. Evet. Bu olacaksa bir anlamı yok bak. O zaman sizin dediğiniz. Şimdi bak o zaman şu var bak. FETÖ gider, METÖ gelir vesaire. Tabii. Yani bu devlet Türkiye Peki. Cumhuriyeti Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in öngördüğü sahih İslam'ı anlayışı bu milletin çocuklarına öğretmediği sürece, bu milletin çocuklarına vermediği sürece ve FETÖ benzeri cemaatleri üreten dini yapıyı, dinsel öğretiyi yani bu yapılanmaları ortadan kaldırmadığı sürece bu devletin başı bu tip belalardan kurtulmaz kardeşim. Burası çok açık. Tabii ki yani burası açık yani. Dolayısıyla bak ben o dönemde naçizane sıradan bir adam olarak konuşurken bak o dönemde o kadar ilahiyat fakülteleri var kardeşim, hocalar var. Bir tanesi çıkıp konuşmadı. Soruyorum yani ilim adamlığı nedir ya? İlim adamlığı aydın olmak nedir biliyor musunuz? Aydın olmak demek veya kültürlü olmak, aydın olmak demek evet. Sayın Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra ortaya çıkıp böyle kahramanlık satmak falan filan değildir. Aydın olmak demek herkesin sustuğu, herkesin korktuğu bir dönemde konuşabilmektir. İlim adamı demek herkesin korktuğu dönemde, sustuğu dönemde, kimsenin söz söylemek istemediği bir dönemde yazıp çizebilmektir. Ha biz o dönemde kendi üzerimize düşeni yaptık. Ama hadi şimdi geçelim. Ya hiç olmasa şimdi bari konuşun. Ya şimdi çıkın değil ki bak biz geçmişte ya yanlış yaptık kardeşim yani. Biz de işte hadi neyse yanıldık. Hata yaptık. Evet. Ama arkadaşlar bu ülkede FETÖ benzeri yapıları üreten dinsel eğitim merkezlerini, dini yapıları artık bizim sorgulamamız gerekir. Diseksiyon masasına, bir ameliyat masasına yatırarak özgürlükçü, adaleti merkeze alan, ahlakı merkeze alan, paylaşmayı merkeze alan, merhameti merkeze alan. Horasan yolunu tarif ediyorsunuz. Evet yani Horasan yolunu. Zulüm karşısında kükremesini bilen, zalimin karşısına dikilen bir İslam anlayışını, özgürlükçü bir İslam anlayışını, Muhammedi bir din anlayışını şu milletin çocuklarına öğretin kardeşim. Mavera Nehir coğrafyası. Bunu öğretmiyorsanız bak milletin bakanlara söylüyorum. Bunu öğretmiyorsanız o zaman bu millete, bu devlete siz ihanet ediyorsunuz. E niye? Çünkü halen siz FETÖ benzeri yapıları üreten dinsel anlayışların önüne, şarlatanların önüne halen geçmiyorsunuz. Burada bir soru sorabilirim. O zaman esas hocam. Problem burada. Ben şimdi ben polis şefi değilim ki. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Ben FETÖ konusunda ta Kesnizani tarikatından Mossad'a kadar, efendim bir şeye kadar, Fuat Doğu'ya kadar FETÖ hakkında en az 5 saat konuşurum. Fakat bunların hepsi böyle bir emniyet müdürü edasında olur, bir şey yaramaz. Hocam meselenin bir soru sorayım. Noktasından bahsediyorum yani. Bir Peki, soru sorayım. Buyurun. Bir otorite olarak sana soru sorayım. Estağfurullah. Ve bir Horasani olarak lütfen cevap ver. Bu FETÖ usulü, FETÖ'nün yeşerdiği din anlayışı bize ne zaman, kim tarafından çakıldı? Allah için doğruyu söyle oraya. Hadi biraz başım belaya. Ya şimdi bunun biraz başım belaya sokacaksın yine bizim başını. Yani şimdi biz bunu ta şunu evet. söyleyebilirim. Yani Osmanlı Sarayı'na, ta Osmanlı Sarayı'na yani Selefi Salihin demeyelim de bu biraz yolundan sapmış olan böyle fakihçi, dışlayıcı, biraz da tekfir edici bir anlayışın İslam Türk toplumuna girmesiyle, saraya girmesiyle beraber yani bu din anlayışının temellerini en az Yavuz Sultan Selim'e kadar indirebiliriz yani. Ama topyekun olarak hepsini suçlamak istemiyorum yani. Elbette ki şimdi bunu söylerken Yavuz Sultan Selim'den günümüze kadar gelen tecrübeyi, güzel uygulamaları, ya İslam şimdi İslam adına dinle bir şey söyleyeyim, ben bitireyim. İslam adına yapılan güzel uygulamaları, onları filan es geçiyorum demiyorum. Ama yani zafiyet nerede başladı? Zafiyet şurada hocam. İşte bu
Yani şunu söyleyeyim, işte bu ya sorgulamayan şeyhleri, bir takım işte kutupları, gavsları böyle ilahlaştıran, hakikaten böyle Hazreti Peygamber'in üzerine çıkaran, Hazreti Peygamber'i devredişi bırakan, fakihleri neredeyse bir fakih olarak değil de bir din kurucusu gibi gören, fakihleri bir, din kurucusu. Evet, din kurucusu. Adını vermiyor hocam. Adını vermiyor. Yani, de haklı. Yani adını, çok net amirim. Fakihleri bir idam edilebilir. Bir yani. Fakihleri bir fakih gibi değil de, yani günün sorunlarına çözüm getiren bir alim gibi değil de, bir din kurucusu gibi hocam, gören şu an bir anlayış. Doğrudan şimdi linç ederler, ne Osmancılık gibi bir karşı. Ya hayır, şunu söyleyeyim, ben Osmanlı karşı veya, şunu söyleyeyim. Veya. Osman, doğruları bizim söylemek. Karşı veya yandaş olma konumu ya bir şey olamaz. Eyvallah. Ya ben şimdi bir anlayıştan söz ediyorum. Ya ben Osmanlı karşı değilim yani. Türkiye Cumhuriyeti bir benim devletim 2000 ya. Yıllık bir, benim geçmişim. 2000 yıllık bir Türk geleneğinin devamı canım. Türkiye Cumhuriyeti dediğin zaman Osmanlı'nın, Selçuklu'nun, ta Hunlara kadar, Emeviler kadar, Abbasilere kadar, hatta Türk İslam geleneğini özümseyen bir gelenekten geliyoruz. O tradisyon anlamında ben bu konuyu inkar etmiyorum. Ya Osmanlı ama arızamız nerede onu bilmem. Ya ben sadece arızamızı, hastalıklarımızı söylüyorum. Bak diğer bir hastalıklarımızı söylüyorum işte, ben diyorum ki yani ya işin püf noktasına gelelim. Yani şimdi dolayısıyla bak halen, yani halen Türkiye'de bu anlayışı ısıtan, sorgulamaya çalışan insanlara hemen tekfir eden, ya tekfirci bir zihniyet ortaya çıkıyor. Doğru. Hemen seni dinden çıkarıyor. Hemen seni İslam'ın dışına itiyor. Halbuki yorum İslam geleneğinde vardır. Tefsirde şöyle bir kural vardır. Tevil varsa tekfir yoktur kardeşim. Tevilin olduğu yerde, yani yorumun olduğu yerde tekfir olamaz. Bu bir tefsir kuralıdır. Yani bir insan senin yorumunu beğenmeyebilir. Ama senin yorumunu beğenmeyen bir insanı hemen çellesi kesilecek bir kafir gibi ilan ediyorsun bu ülkede. Gidiyor adam açıktan işe hocalara falan tehdit ediyor. Peki yani biz bu anlayışla nereye varabiliriz ki? Yani bu anlayışla hiçbir yere varamayız. Peki, yani, burada önemli bir konu var. Evet. Emre Erciş gazeteci arkadaşlarımızdan daha önce ben iki defa yayın almıştım. Önemli FETÖ ile ilgili, özellikle FETÖ davaları noktasında Silivri'de çok aktif, aslında derinlemesine bilgileri çalışan birisi. Doğru. Emre Erciş arkadaşımız. Onun çok önemli bir dile getirdiği konu var, o da şu. Diyor ki FETÖ'ye itirafçı olanlar mahrem hizmetler birimleriyle ilgili elemanların ifadesine baktığında okul veya dershanelerine gitmiş veya bankasıyla, gazetesi, dergisi veya yardım kuruluşuyla ilgili derin hesabı olan kişilerin hiçbir şekilde mahrem imamlar kısmında halen devletin bütün olanakları olmasına rağmen yeterli düzeyde deşifre edilmedi ve ettirilemiyor deniyor. Bunun cevabı bende var. Bakın. Ya şimdi ne biliyor musun? Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani geçmişte biliyorsunuz yani Fethullah Gülen ya Fethullah Gülen hareketi bu devletin tabiri caizse kılcal damarlarına karşı ama kadar girmiş. Ama çok uyanık. Tabii. Yüz yüze görüşmeler. Şimdi bazı aileler şöyle olmuş. Bunun için biraz da zor açık oluyor. Açık vermiyorlar. Ya şunun için zor oluyor. Adam Fethullahçı değil ama adam diyelim ki A partiden geliyor, B partiden geliyor, hatta işte milli görüş geleneğinden geliyor ama bir yerde buluşmuşlar. Beraber iş yapmışlar. Karşılıklı kız verip kız almışlar. Anlatabiliyor muyum? Beraber okul kurmuşlar. Fethullah Gülen'i karısına dünür olarak gönderen bakan var. Yine şimdi iş ortaklığı falan olmuş. Yine çünkü bizim insanımız aslında saf, şöyle saf insanlarımız var. Hepimiz safız yani. Ne diyoruz biz? Ya diyoruz ki yani bu adamın alnı secdeye geliyor. Ne kadar mümin bir adam. Tabii. Yani. Ama diyelim ki ben İslam tarihini bilse bu adam. Mesela İslam münafıkların tarihini da alnının secde gördüğünü unuttuk. Hayır hep. Yani Hazreti Ali'yi öldüren İbn-i Mülcem sabaha kadar namaz kılıyordu yahu. İbn-i Mülcem'in hatta alnında secdelerden şey nasır oluşmuştu, nasır. Allah'ın arsanı olan Hazreti Ali'yi öldüren Hristiyan mıydı, kafir miydi yani? Hayır, İbn-i Mülcem sabaha kadar namaz kılan bir adamdı. İlk işi nedir? Dinden çıktı diye, hem Hazreti Ali'yi dinden çıktı diye, yani yaftar yani İbn-i Mülcem, Hazreti Ali'yi ne yaptı? Hançerledi ha, değil mi? Evet. Hazreti yani şeyi Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit edenleri Yahudi der miydi yani? Ya biraz daha güncelleştim. Amerikalılar mı şehit etti yani? Yunanlar mı şehit etti Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da? Ulan Hazreti şu kimden? Kardeşim Hazreti Hüseyin'i Kerbela'da şehit eden adamların çoğu da namaz kılıyordu. Başlarında da kim vardı?
Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu, peygamberin okçusu olan, peygamberin arkadaşı olan Ömer bin Sa'd. Şey, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Evet, Ömer bin Sa'd peygamberin arkadaşı değil de Sa'd bin Ebi Vakkas diyorum. Peygamber. Ömer bin Sa'd, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu. Ömer bin Sa'd diyorum yani. Ömer bin Sa'd kardeşim, sahabenin oğlu. Şimdi ha, bunun için söylüyorum. Yani Müslüman'da hepimizde siyasal derinlik olması lazım. Siyasal derinlik, tarihsel derinlik olması lazım. Olur mu? Bizde çok bilmişlik var. Bak, her şeyden anlıyoruz. Bak, evet. Ahmet Cevdet Paşa ne diyor biliyor musun? Ahmet Cevdet Paşa. Bak şimdi. Tarihinin girişinde diyor ki Ahmet Cevdet Paşa. Tarihsel derinlik olması. Siyasilere diyor. Bak diyor. Tarihsel derinliği olmayan, tarih bilmeyen diyor siyasetçi, pusula bilmeyen gemi kaptanı gibidir. Gemi sersenin karaya mayınına benzer derler. Hayır, evet, geri, gemiyi diyor karaya oturtur diyor. Kim söylüyor bunu? Ahmet Cevdet Paşa söylüyor. Şimdi biz bilsek ki Hazreti Ali'yi katleden bu adamlar namaz kılıyordu. Hazreti Hüseyin Efendimiz'i katleden bu insanlar namaz kılıyordu diye bilsek, bir adam alnı secdeye gidiyor diye kanmayız ona. E ama biz ne yapalım? Biz şey, hoşgörü bir milletiz. Peygamberi çok severiz. Evet. Namaz kılan insanlara saygı duyarız. Hah, bizim siyasi derinliğimiz bu kadar yani. Onu da itiraf edelim. E şimdi dolayısıyla şimdi Fethullah Gülen yapısıyla iç içe geçti bu insanlar. Şimdi dolayısıyla böyle okullarına çocuklar gitti. Efendim işte karımız kızmış işte onların okullarında çalıştı falan filan. Öğretmenlik yaptı. Ha değil mi? Dolayısıyla şimdi böyle bir yapıyı deşifre etmek, çekip almak da öyle kolay bir şey değil. Ben size şunu söyleyeyim. İslam tarihini fena bilen bir adamlardan değilim. Tüm İslam tarihi boyunca Fethullah Gülen hareketi kadar tehlikeli, küresel düzeyde örgütlenebilmiş yok, hiçbir yok. Örgüt olmadı İslam tarihinde. Yok, başka yok. Orada Haşhaşiler, Muşaşa hareketi falan filan, Fethullah Gülen hareketi yanında şey kalır. Hafif kalır. Hafif kalır yani. Doğru. Karikatür kalır. Bu hareket hakikaten küresel düzeyde sadece Türkiye'nin değil, tüm İslam dünyasının başına bela olan bir hareket. Çünkü neden? Fethullah Gülen hareketi siyasal anlamda, küresel anlamda sadece Türkiye'de değil, tüm İslam ülkelerinde CIA adına, küresel çete adına, finans kapital adına operasyon çekebilecek bir cemaat. Aynen öyle. Yani sadece Türkiye'nin milyar dolar. Bak burada bu olan bir cemaatten yine bu, bahsediyorsunuz. Şu ya. Ekranlardan söylüyorum. Anladım. Bu sadece Türkiye için bir tehdit değil. Yarın Amerika, çünkü Amerika'nın uşağı bunlar. Bak buradan söylüyorum. İsrail'in, Mossad'ın uşağı, Vatikan'ın bunlar, Batı'nın gerçekten ürettiği İslam kisveli uşakları bunlar. Amerika bunları Mısır'da da Müslüman halka karşı kullanabilir. Uganda'da da kullanılabilir, Pakistan'da da kullanılabilir, Endonezya'da da kullanılabilir. Dolayısıyla potansiyel kullanımı evet, açık bir örgüt yani yapısı. Yani Fethullah Gülen hareketi, Fethullah Gülen hareketi dolayısıyla uluslararası emperyalizm adına tüm İslam dünyası için bir tehlikeli harekettir. Tüm ümmet için tehlikeli bir harekettir. Sadece Türkiye için değil. Bunu böyle anlamak lazım. İsterse şu anda Kırgızistan'dan tutun Türk Cumhuriyetlerinde darbe yaptırabilecek güce ulaşmış bir hareket. Neden? Her biz işte diyoruz Saddam Hüseyin. Moğolistan'da daha yani açık ve net bilgi paylaşalım. İzleyicilerimiz açısından da önemli. Evet. Devlet büyüklerinin Moğolistan ziyareti sırasında Moğol hükümeti doğrudan kusura bakmayız biz hiçbir şekilde buralara yaptırım yapamayız diyecek kadar. Neden? Bakanlarını almış adam çocukları. Ben Sudan'a gittim. Ya Sudan'da işte biz Arap ülkelerinin hepsini bilirdim ben. Yani kaldım Mısır'dan, Kahire'den tut. Hartum'dan işte ta Fas'a kadar bütün İslam ülkelerini bilirim. Aynı şey orada da uyguluyor. Devletin bakanlarının çocuklarını almış, askerlerin, komutanlarının çocuklarını almış, onları okutuyor. Devletin ücra köşelerine kadar girmiş. Sisi'nin çocuklarını okutuyor. Hani biz işte Körfez Savaşı'nı seyrediyorduk değil mi? Saddam Hüseyin'in 150 bin kişilik Cumhuriyet Muhafızları ordusu vardı. Şimdi diyordu ki ah şimdi Amerikan ordusu dayansın şeye, Bağdat'ın kapısına, bak şimdi ne yapacak bizimkiler. Ne oldu? 150 bin kişilik muhafız ordusunun hiçbirisi kalmadı. Niye? E çünkü zaten kesin izani tarikatı aynı Fethullah Gülen gibi orduyu ele geçirmiş. Saddam Hüseyin'in karısı Sacide'ye kadar uzanmış. Kesin izani tarikatının üyesi, kesin izani tarikatına tamamen Mossad'ın kurduğu, Mossad'ın kucağına oturmuş bir şey, yapı. Ha bak orada. İşte bak şimdi bu yapı. İlginç, şu anda aynı tarikat, şu anda ilginçtir. İktidarın en kuvvetli ortağı. Şu anda. Pakistan'da Tahirul Kadri aynı şey. Mesela bu şey nedir yani? Ben söyleyeyim, bir dinle tarih olarak söyleyeyim. Yani bu Kadiyanlık hareketi nedir yani? Fethullah Gülen de bir anlamda modern Gulam Ahmet'tir yani. Yani öyledir. Evet. Kadiyan hareketi gibidir. Şimdi arkadaşlar bak buradan söylüyorum. Demek ki devletin şunu anlaması lazım.
bu ülkeyi yönetenler, ben bir vatandaş olarak söylüyorum, Lütfü Özsayın olarak söylüyorum. Bizim kesinlikle FETÖ tipi, Fethullah Gülen tipi, bu tip örgütleri üreten, bu tip yapıları üreten din anlayışıyla mücadele etmemiz gerekir. Bu din anlayışı olduğu sürece, bu din anlayışı bu ülkeden kazınmadığı sürece Fethullah Gülen cemaati gibi çok örgütler çıkar ortaya. Temel peki, mesele budur kardeşim. Ağzınıza sağlık. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Akkoyunlu'ya gelelim. Şimdi birçok notu aldınız. Bu notların çok başında da. Çok not aldım. Çok mu aldınız? Şimdi o çok notların içerisinde çok hızlı değinmeniz gereken konular var. Öyle, evet. Peki, FETÖ ile ilgili siyaset ayağını biliyoruz. Spor ayağını biliyoruz. Diyanet İşleri ayağını biliyoruz. Milli Eğitim diyoruz. Vesairesi diyoruz diyor. Devletin bütün kurumları. Neden vicdanları tatmin etmiyor? Çünkü 2500 yıllık Türk derin devlet aklı Sultan Süleyman dönemine takıldı kaldı. Hmm. Sultan Süleyman dönemine takıldık. Ya ben açıkça konuşayım. Kim? Ebu Suud mezhebi bizim dinimiz olmuştur. Vahabi mi olduk? Efendim çok iyi bilir hocam. Onları ilk selefiler olarak telendirir. Daha da ötesi var. Hmm. Osmanlı Devleti'ne faizi resmi olarak çakan molladır o. Hmm. Hristiyanlığa da faizi çakan Calvin'le de mektuplaşmaları vardır. Hı hı. Kendisi de çünkü Anizi'dir. Çabuk diyorsun değil mi? Ayrı bir konu. Evet. Orada bizim 2500 yıllık Türk derin devlet aklı orada takılı kaldı. Bugüne gelemiyor. Sığ, muhafazakar, edilgen, reaksiyoner. Pozisyonu belirleyici, inisiyatifi elinde olan merkez olamıyor. Hı hı. Hocanın bahsettiği din anlayışı. Hocam dinler tarihi hocası değil mi? Evet. Aslında hocamın bölümünün adı din ve inançlar tarihi olmalıydı. Dinler tarihi değil. İslami ilimler fakültemiz var değil mi? İslami ilimler bölümü. Evet. Gayri İslami bilimler hangisi oluyor o zaman? Bu da. Medreseden. Fiziği, matematiği, geometriyi, efendim tıbbı, astronomiyi kovarsan cebiri ya. İlimleri de hendese dini olanlar ve olmayanlar diye tasnif etme ucubeliğine düçar olursun. Şu anda ellerde İncil ve Tevrat olarak dolaştırılan metinlerde bile Hristiyanlık ve Yahudilik diye bir dinden bahsedilmezken bizim imam hatiplerde, ilahiyat fakültelerinde, cami kürsülerinde, hocaların dilinde hala semavi dinler, İbrahimi dinler saçmalığı halkımıza inanç olarak çakılıyor. Hristiyanlık da Yahudilik de Allah'ın dinidir canım. Onlar da cennete gidecekler. Ya vallahi, ama orayla ilgili geçtiğimiz günlerde hocam bir açıklama yaptı. Yaptı tabii. Ama ya bu programı izleyenlerle sınırlı bunun etkisi. Ben sosyal medyada da olan bir adamım. Eyvah. Millet bilmiyor mu ya? Bilmiyor. Hala Allah'ın geçmişte Hristiyanlık ve Yahudilik diye dinler gönderdiğini zannediyor. Hazreti İsa'nın Hristiyanların peygamberi, Hazreti Musa'nın Yahudilerin peygamberi olduğunu zannediyorlar. FETÖ tam buradan girdi. Tam buradan girdi. Din anlayışı diye bahsediyor ya, asıl bu, bu, bu. Geliyorum bugüne. Peki. Bu din anlayışını Horasan'a evirmek zorundayız. Hı hı. Maturidi onun için çok 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 önemli. İmam Ebu Hanife onun için çok daha önemli. Hı hı. Efendim, sevgili milletvekilim, konuyu tam anlatmadığım için benimle aynı fikirde olamayacağını söylediler. Evet. 28 Şubat gazetelerinin manşetlerine bakın. Hürriyet gazetesinin manşet Fethullah Gülen'in Erbakan Hoca'ya ultimatomlarıyla doludur. Doğru. Ha tabii. O doğru. Ya iktidar o gün küresel çeteydi Türkiye'de. Necmettin Erbakan'a küresel çete yerli ve milli hamlelerini akamete uğratmak için engel oldu, darbe vurdu ve onların istihbaratını yürüten de Batı Çalışma Grubu'nun muhbirleri FETÖ'nün adamlarıydı. FETÖ iktidardı. FETÖ iktidardı. 1998 sonunda Türk Milli Devleti neokonların dayattığı sınır değiştirme talimatına
hayır dediği için Abdullah Öcalan'ı bize verdiler. PKK tiyatrosunda bundan sonra sizinle birlikte değiliz dediler Şubat'ta. Nisan'da da Pensilvanya zangocunu alıp götürdüler. Operasyonlar öyle başladı. 1998 sonu itibariyle Türklerin devlet aklı Atlantik Paktı ile arasına mesafe koymak zorunda kaldı. Bunu da Milat orası mı? 98 sonu. Milat. Evet. Ondan sonra devlet içindeki ama düşünün ki 200 yıllık bir vesayetin lök diye çöktüğü bir devlet yapısından bahsediyoruz. O devlet yapısı bize ait değildi. Biz mahkumduk o devletin içinde. Son söz onlar söylüyorlardı. Küresel çetenin Türkiye için çizdiği, yazdığı senaryonun dışına çıkmaya yeltendiğimizde o devletin içindeki adamları vasıtasıyla bize darbe uyguluyorlardı. Ve biz de onlara hayır yapamazsınız diyemiyorduk. Neden? O ayrı bir konu. Bunu bir ayrı programa. Bu vesayeti lütfen ayrı bir programa peki, alalım. Tamam. Bunu, ama durum buydu. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın çok net bir şey söylüyorum burada. Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaset sahnesine çıkaran ABD değildir. Türklerin devlet aklıdır. Bir daha. Örneğin bazı teorisyenler var. Bununla ilgili işte Sayın Cumhurbaşkanı bir proje olarak vesairesi hiçbir şekilde hatta abi inan bu konuyu köküne kadar biliyorum. Onların ne dediğini de biliyorum. Ben %100 doğru bir şey söylüyorum. Peki söyleyin ama. Vesayet altındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli kadroları vesayetten Türkiye'yi kurtarabilmek için Atlantik Paktı ile arasına mesafe koymak zorunda kaldı. Çünkü sınırlarını koruyabilmesi için bunu yapmak zorundaydı. Çünkü Mark Grossman Türkiye'nin sınırlarını değiştirmeyi talimatlamıştı. Reddetmek zorunda kaldılar. Çünkü onların vesayetine, hegemonyasına biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve vatanını onlar tarafından zarar verilmesin diye onlara tahammül etmek zorunda idik de onun için onların son sözü söylemesine müsaade ediyorduk. Ama bizzat bizim coğrafyamızı değiştirmeyi bize talimatladıkları için artık onların vesayetinin bizim için bir değeri kalmadığından küresel aktör merkez ülke Türkiye olma mecburiyeti hasıl olduğundan mecburen evrildik ve onlarla araya mesafe koyduk. Türkiye Recep Tayyip Erdoğan beyefendi yasaklıydı. Siyasi yasakları mecliste nasıl kalktı? CHP'nin Deniz Baykal'ın desteğiyle ve Deniz Baykal şimdi nerede? Niye kasetlerle götürüldü? Devlet Bahçeli 28 Şubat o meşhum hükümetini Kemal Derviş'in Türkiye'yi parselleyip Osmanlı Duyun Umumiyesi'ni Türkiye Cumhuriyeti Duyun Umumiyesi haline getireceği zamanda o iktidarı istifa ederek çökertti. Ve Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli Türklerin devlet aklının desteğinde o günden itibaren Türkiye'nin... Türklerin devlet aklının bu kadar aktif olduğunu bahsediyorsunuz, dile getiriyorsunuz. Buna nasıl FETÖ'ye mücadele edildi diye sormak gerekmez mi? Anlatıyorum. FETÖ'yü anlattık. FETÖ'yü bir anladık. Yani anladık. Bu derin akıl neden FETÖ'yü yok edemedi? Kardeşim esirdi diyorum. Esir. Buna bak vesayeti bu millet bilmez. Nasıl? Hegemonik vesayetin ne olduğunu bilmiyoruz ya. İkinci en iyi bilen toplumuz. Değiliz efendim. İkinci Mahmut'tan itibaren olur mu? Biz padişah övmekten, kahramanlar üretmekle meşgulüz. Biz esir olduğumuzu fark edemedik. Bilinmiyor. Hayır yazıyorum onu. Dar Geçit diye yazıyorum. Lütfen ismini kimse çalmasın. 1800-2019 Dar Geçit diye bunları yazıyorum. Bizim devletimiz esir düşmüştü. Bizim devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yekpare tek vücut bir devlet değildi. Parçalıydık. Paralel yapıların hegemonik vesayeti altındaydık. Bu çok derin bir konu. Lütfen rica ediyorum senden sırf bununla alakalı bir program yapalım. Ama şunu bitirmem lazım. Peki. Tam o günleri hatırlasın herkes. Recep Tayyip Erdoğan iktidar olduğu gün bugün mü darbe olacak, yarın mı darbe olacak diye beklemeye başladı. Öyleydi. Hatırında veriyordun. Öyleydik. Patronlar, muhtıraslar, bildiriler. Yani öyle bugünkü günler yoktu. Hatta Milli Güvenlik Kurulu toplantı salonunda doğrudan başbakanın yüzüne bakarak ifadeler burayı bırakıp gideceksin. Öyle bir ortamda. Buradan yani kovacağız tehditlerini. Bu hakkı teslim edelim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde darbelere direnen ilk başbakan, ilk hükümet. Tabii. Şimdi bakın biz müsaade edin gazete manşetleriyle değil de röntgenle konuşalım, MR'la konuşalım. Peki. Bu ortamda CHP, en haşin, FETÖ cemaati muhalifiydi değil mi? Evet. Hatta
Recep Tayyip Erdoğan'a en şiddetli saldırıları onun üzerinden yapıyordu, yapıyor değil mi? Evet. Şimdi bakın şu soruyu sorun. Bugün niye Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si lök gibi olduğu gibi FETÖ'nün yönetiminde, bugünkü CHP'deki çatlakların... Yönetiminde midir? Tabii CHP'deki çatlakların nedeni o örgütün CHP'ye hakim olmasının sonucudur. Elbette öyledir. Bakın bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde küresel çetenin Türkiye'deki projesi Emre Uslu'nun tweetlerinden biliyoruz. Şeyin finosu, Pensilvanya zangocunun finosu. Diyordu ki bu işi kansız olarak halledebilmemizin en uygun yolu Abdullah Gül'ün çatı adaylığıdır. Adamın tweeti var. Var. Kim bozdu o çatı aday projesini Türkiye'de? Meral Akşener Hanım değil, o dünden hazırdı. Hatta bir televizyon programında Meral Hanım röportaj yapıyor. Dedi ki, Saadet Partisi'ne, HDP'ye, bize ve CHP'ye Abdullah Gül'ün çatı adaylığı ile alakalı hepimize bir teklif geldi dedi. Sonra bu vatanı programcı, onun üzerine gidince de ortalığı karıştırdı. Zaten üçüncü cümlede tenakküze düşüyor bayan. Ama bakın, onu Muharrem... Ama ne tesadüftür ki? Sözümü bitireyim, kurban olayım. Çok ya önemli hocam, şeyler söylüyorum ya. Evet, ya evet, çok önemli peki, şeyler söylüyorum. Peki, hadi bakalım buyurun. Muharrem İnce, İlhan Cihaner, Fikri Sağlar ve bir takım CHP'liler hayır olmaz dediği için. Hatta Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül karşı karşıya kalsalar ben Tayyip'e oy veririm dediği için o proje bozuldu. O bir küresel çete projesiydi ve FETÖ üzerinden yürüyor. O günden sonra Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de Abdullah Gül'ün çatı adaylığına karşı çıkan herkesi çizdi. Şu anda hiçbiri CHP'de ne milletvekili ne teşkilat yöneticisi değil. Milletvekili adaylarını tespit ederken de FETÖ'nün bizzat tespit ettiği... Şu an gündemde olan belediye başkanlarına gelelim. Evet, onu söylüyorum ya. Kardeşim Pinhan'ı, şu anda İstanbul'un belediye başkanı... Pinhan'ı koruyan, bak Pinhan Maltepe'de sahilde eski... Ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı STV'de spor yorumcusuydu ya. Ve Fethullah Gülen'e sen Hoca Efendi'ye nasıl böyle hücum edersin diye zılgıt çeken adam şu anda CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı. Ne Maltepe'si şusu busu? Ne, şimdiki belediye başkanı mı spor? Hadi evet. STV'de spor yorumcusuydu. İmamoğlu. Tabii. Yani görüntüleri var. CHP'nin... Sevgili yönetmenimden eğer o görüntüleri bulabileceksek bir bakalım mı? Peki. Bulur, rahat bulur. Efendim, CHP olduğu gibi küresel çetenin, FETÖ deyince niye PKK'ya, HDP'ye, YPG'ye bu kadar yakın CHP ya? CHP'lilerin bile aklı almıyor değil mi bu demokrasiyi yakınlığı? Demokrasiyi sevme hakları yok. Bakın efendim, sebebi bu. Hürriyet, insan efendim, bırak, hakları. Bırakın dünyada insan şey hakları yok, ve demokrasi insan öldürme vesilesidir efendim. Geçelim o hikayeleri. Peki. Bakın bir şey söylüyorum. Küresel çete, FETÖ, PKK, PYD aynıdır, aynıdır. Derin Pentagon aynı örgüttür. FETÖ deyince Derin Pentagon anla, PYD, PKK anla. Bu kadar kol kola girmeleri ve o illet cephesinin oluşturulması bu temel üzerine geliştirilmiş bir stratejidir. Adayları da ona göre belirliyorlar. Onların onaylamadığı kimse CHP'de aday olamaz. Bakın, bir adama benim minnet borcum var. Başka televizyonlarda ben programlar dinliyorum. Alıntı yaptığımda alıntı yaptığım şahsın ismini söylemem namus gereğidir değil mi? Peki, buyurun. Tuncay Bey var. Soy ismini şimdi unuttum. Üstelik Facebook'tan da arkadaşım. Müthiş bir tespiti var. Aa. Evet, buyurun. Buyurun. Aa. Geldi işte. Tamam mı? Evet. Peki. Bakın. Tuncay Bey. Ya ismin neydi Tuncay ya? Lütfen söyle ya. Aa, efendim Kanal 24'te. Vay be. Ersoy Dede ile program yapıyorlar. Spor musunuz? Peki. O gün nefis bir tespit yaptı. Dedi ki. Nurettin Soyer'in oğlunu CHP aday yaptı ya İzmir'e. Evet. Dedi ki lamicim yok. Bu NATO'nun operasyonudur. 12 Eylül'de bu ülkede darbeyi yaptıran ve işkenceci olan adamın, babamın yaptığı her şeye kefilim diyen adamı İzmir'e belediye başkanı yaptıran o günkü darbenin sahibi NATO'dur ve onun gözü İzmir'dedir dedi. Evet, şimdi buraya bakalım. Abi bakma, seyircilerimiz görüyor işte İstanbul'un CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı. Seyircilerimizin bu projeden haberi yok. Nasıl yok? Söylüyor. Yok bak kardeşim. Yok. Benim de yoktu. Ben şimdi öğreniyorum ya. Abi ben de ilk iyi defa bir şey aradım bugün ya. Vallahi çok güzel bir şey aradım. İlk defa öğrendim, görüyorum. Evet, şimdi bu arkadaş CHP'nin. Hocam veririz kayıtlar ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Peki. Bir daha söylüyorum. CHP'nin de
İYİP'nin de, HDP'nin de ne yapacağına, kimlere aday göstereceğine onlar karar veriyor. Hadlerine mi düşmüş onların söylediğinin dışına çıkmak? Bak örneklerini veriyorum. Abdullah Gül'le 2 saat Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu? Ve 31 Mart'tan İngiliz kraliyetini konuşmuşlar. Yani 31 kere bile beni Samanyolu'na çağırmadılar. Efendim, lütfen abi başka bir şey. Şu anda çok kötü bir konuya geçiyorum. Peki. 31 Mart'tan sonra Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun da içinde bulunduğu bir parti kurulacak. Şimdiden görüşmeler yapılıyor. Evet, görüşmeler yapılıyor. Kaç kişi yanında? Evet, burada daha önemli bir şey daha çıktı. Şimdi siz konu dağılmasın, özür dilerim ama unutmayın. Evet. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bakıyorsunuz. Demek çok önemli bir yorumcuymuş bu. Öyle mi? Efendim, bizim olduğumuz yerde önemli yorumcular ismini saydığım arkadaşlar gitsinler değil sabahtan Serdar Bey'i dinlesinler. Önemli yorumcu görmek istiyorlarsa, dinlemek istiyorlarsa. O da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacak kadar bilgili mi? Serdar Bey mi? Bak değil sabahtan bahsediyorum. Hayran olduğum yorumculardan biridir. Belki. 12'den vuruyor. Yani... Amerika'da şu anda değil mi? Yok canım. Yo. Türkiye'de çıkıyor gazeteyi. Ya nefis yorumları var. 4-4'lük isabet ediyor. Peki. Abi bu bir namus gereği. Yani aydınlandığımız ve bilgi aldığımız diğer televizyonların ismini anmak bizim için kompleks değil. Evet. Niye kompleks olsun? Burası serbest kürsü. Öğreniyoruz. Akit Medya grubunun bir özelliği var. Buyur. Mazlumdan yana, zulme karşı her türlü söylemi kullanabilirsiniz. Efendim. Ama saygı ve çerçeve içerisinde. Vallahi mümkün olduğu kadar FETÖ'ye saygı duymamaya çalışan bir yorumcuyum. Bu iyiydi. Hayır efendim, daha ötesi var da rekliye takılırız. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor'un bilen ilgili vesairesini biliyoruz ama bu detayını... Bir daha net konuşayım. Sadece İmamoğlu değil. Peki. FETÖ, bunun için İzmir milletvekili bundan yıllarca önce bu partiyi Fethullah Gülen yönetiyor diye istifa etmedi mi? Bir hanımefendi vardı, ismini unuttum. İzmir milletvekili ya. Biliyorum ben, tamam anladım. Basın açıklaması içerisinde. HDP'de böyledir, İYİP'de. Hadlerine mi düşmüş onların inisiyatifi dışında hareket etmek? Ne tesadüftür ki Meral Hanım hep dilinde kullandığı söylemler ucu Pensilvanya'ya dayanıyor. Bu bir tesadüf mü? Yurtta sulhçudur efendim. 15 Temmuz'dan sonra başbakan olacağım diye konuşmaları var. Sadece o mu? Ya daha uzatmayalım. Yani konuya, şuraya gelmem lazım. Hadi gelin bakalım. Yani bakın efendim. Bakın efendim, bir daha söylüyorum. 31 Mart'tan sonra diğer partilerden AK Parti başlığında olmak üzere birçok siyasi şahsiyetin Abdullah Gül'ü destekleyecek o partiye, yeni kurulacak partiye transfer çalışmaları yürütülüyor. Abdullah Gül'ü şimdiden ilan ediyorum. Zillet cephesinin Cumhurbaşkanı çatı adayıdır. Net söylüyorum şimdiden. O nedenle bak bir şey daha söylüyorum. Sabri Bey, ben Ankara'da maalesef Özhaseki'ye oy vermek zorundayım. Maalesef. O nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Kan kusuyorum ama kızılcık içiyorum yurttaşlar diyorum. Bu kızılcık şurubudur, kan değil. Sebebi şu. Söylüyorum. Türk devleti büyük bir yanlış yaptı. Tayyip Erdoğan'a da bunu yaptırdı. Bu devlet aklının yanlışıydı. FETÖ'cüler 3 gruba ayırdılar. 1- Fedaileri. Dokunun, onlara hiçbir şey tesir etmez. 2- Bir halkımızın büyük çoğunluğu gibi geçmişte işte şu hizmeti bu hizmeti yapıyor diye ona sempati duymuş olanlar. 3.'sü de kazan kazan usulü adam rantiye, ya iş adamı, vermiş aracını almış işini bu tipler. Devlet aklı Sultan Süleyman'dan kalma edilgen reaktif devlet aklı dedi ki ya dedi, bunları FETÖ'nün kucağına mahkum etmeyelim. Onun fedaileri dışında olanları onun kucağından kaldıralım. Saflarımıza çekelim, kazanalım dediler. Ve maalesef onlara kamuda alan açmaya karar verdiler. Bürokraside ve siyasette onlara alan açmak gibi bütün devletlerimizin yıkılışının temel sebebi olan bir yanlış stratejiye evrildiler. O nedenle de asla FETÖ ile çatışmayacak olan ama Abdullah Gül'ün partisine gitmeye de temayüllü olan birçok şahıs, AK Parti'nin, hepsi için söylemiyorum, AK Parti'nin birçok ilinin belediye başkan adayı yapıldı.
Siz de gidip oy mu vereceksiniz şimdi ona mesela? Peki, bence şöyle söyleyeyim, verilen mücadele... Peki dediğim zaman anlıyorsunuz değil mi? Evet. Ergenekon ve FETÖ birbirinin Hı-hı. düşmanı değildi. Yanlış biliniyor. Ne diyorsunuz ya? Ben Ergenekon sanayım. Efendim, onu reklamlardan sonra... Reklamlardan sonra sevgili milletvekilim yine aynı fikirde olacağımız Peki. bir açıklama yapacağım. Değerli izleyicilerim, kısa bir reklam arasına gideceğiz ama konu çok önemli. Belki ilk kez duydunuz bazı sözler, sözcükler demeyeceğim. Sözler vardır. Gerçekten karşılığı çok ağır. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Söz hakkı gidiyor. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat Bahadır Akkoyunlu, ağzına sağlık. Çok önemli bilgiler, aslında dobra bilgileri de paylaştı burada sosyal medya üzerinden. Değerli izleyicilerim, özellikle birçok soruyu yönlendiriyorsunuz. Burada bizim maksadımız kimseye hakaret etmek değil. Ama en önemlisi sizleri bilgilendirmek, doğruları, bizim bildiğimiz doğruları sizlerle paylaşmak. Veya Ekrem İmamoğlu gibi birisinin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak da baktığımızda, evet, bir proje olarak mı? Hayır, burada töhmet altında bırakmıyorum ama Samanyolu TV'de özellikle spor yorumcusu olduğunu da bilmek de ayrı bir keyif oldu. İzleyicilerimizin de takdirine bırakmak gerekiyor. Şimdi bu akşam özellikle Sayın Şirin birçok konuyu belki ilk kez duyduğunuz sözlerle karşı karşıya kaldınız. Evet, bazıları öyle. Derinlemesine bazı bilgilerine baktığınız zaman o bilgilerin içerisinde gerçekten önemli kadraj dediğimiz ölçüleri geçin, manşet dilini geçin, çok özel kelimeler çıktı da altını çizmemizde fayda var. Şimdi birçok konu var FETÖ'yle ilgili mücadeleye baktığımızda ama içimizi de acıtıyor. Acıtıyor da işte bu durumları gördüğümüzde nasıl bir şeydir? Siz örneğin Sayın Akkoyunlu da ifade etti. FETÖ'nün şema yönetimini tanımlarken Ergenekon'u da işin içerisine koydu ve siz dediniz ki ben Ergenekon'dan yatmış birisiyim. Şimdi sizi söz vereyim. Halen de yargılanıyorsunuz. Onu ayrıca Sayın Akkoyunlu zamanında konuşuruz. Ben evvela Lütfü Bey'in söylediklerinden hareket etmek Peki, istiyorum. Buyurun. Bu ortamda yeni dini cemaat derken dini kullanan menfaat cemaatleri ortaya çıkması konusu var. Bu konuyu hakikaten çok önemli bilgiler vererek Lütfü Bey anlattı. Altını çizilecek şeyler. Bu arada başka mahallede olduğunu zannettiğimiz insanlarla nasıl birleştiğimizi de gördüm. Bugünlerde bir numaralı satan kitap Metastas. Hı hı. Barış Terkoğlu'yla Barış Pehlivan'ın yazdığı kitap. Aynı Lütfü Hoca'nın söylediklerini anlatıyor. Aynen. Bu arada ben belki bir ufak nüansı eklemek istiyorum söylediklerine ki hepsinden çok faydalandık ve iştirak ederek dinliyorum. Dini öğretirken, hakiki bir dini öğretirken, Muhammedi dini öğretirken laikliğin kıymetini de idrak etmemiz lazım. Hı hı. Devlet yönetiminde laiklik son derece önemli. Laiklik dinsizlik değil. Bu ülkede gerçek laiklik uygulandı mı? Hayır, hiç uygulanmadı. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmıyor. Hiç uygulanmadı ama... Dünyanın hiçbir yerinde de uygulamıyor. Ya Allah aşkına hocam, müsaade et de bir lafımı bitireyim. Özür dilerim efendim. Estağfurullah. Özür diliyorum. Estağfurullah. Burada laikliğe mümkün olduğu kadar Jacoben, baskıcı bir laiklik değil ama din işlerinden, devlet işlerinin mümkün olduğu kadar ayrılabildiği, dinin de bir ahlak temeline oturduğu bir düzeni kurabilmemiz, dini en iyi şekilde öğretmeye çalışmamız hocamızın da üzerinde durduğu bir konu. Hakikaten Akit TV'yi de tebrik ederim. Bu kadar açık fikirlerle hepimizi tartışma imkanını veriyorlar. Belki bir gün Barış Terkoğlu filan da çağırırsınız da Metastas kitabını burada bir anlatırlar. Aynı şeyler konuşuluyor. Yani Türkiye'yi, Türkiye'nin ahlakını, istikbalini düşünen her mahallenin dürüst insanları aynı noktada buluşuyorlar. Çok şükür. Bugünkü yazımızdan, çok şükür. Bugünkü yazımızdan yerel yönetimlerde de böyle bir çağrı var. Onu zamanı gelirse, vaktimiz Peki. yeterse yazdığınızı okuyacağım, getirdim buraya. Sizin Peki. yazdığınızı okuyacağım. Son cümlenizi bir daha duymak istiyorum efendim. Benim için çok kıymetli. Mahallelerin birleşmesi mi? Evet efendim. Tabii. Nerede birleştik? Ahlakta. Ahlakta ve dürüstlükte. Bu memleketin istikbali için
birleştirdi. İstiklali için, istikbali ve istikbali. Bu konuda en ufak bir 15 Temmuz bir tarifesidir bu. Evet. Evet. 15 Temmuz'u yani girmeyelim o detaylara çünkü sizden çok iştirak ettiğim şeyler var ama dediğiniz gibi yalnız bir program yapmak lazım. Ben çünkü bir devlet aklı, bu devlet aklı hep konuşuluyor, konuşuluyor. Ne derin devlet aklını filan ben hiç göremiyorum. Bunları geçelim. Siz uzun kozmik uzun odalara uzun. Giremediniz değil mi? Ya ne kozmik odası Allah'ını seversiniz. Efendim görebilseydik derin olmazdı. Mesela. Şimdi şeye baktığımızda İlker Başbuğ bir kitap yazmış. Hala bugünlerde tanıtımını yapıyor. Gazete gazete dolaşıp anlatıyor. Yani Allah selamet versin. Kozmik odaya filan niye izin verdiğini söylüyor. O kozmik odada adı çıkan bütün mensupların hepsi infaz ediliyor dışında. Nasıl? Gerçekten mi? Kozmik odada ismi çıkanlar yurt dışında infaz edildi. Oo. Nerelere gitti o isimler? Şimdi o PKK tarafından mı duruyor? Neyse. Efendim o seferberlik tetkik kurulu elemanlarının isimleri vardı orada. Evet. O Türkiye için çok önemli bir birimdir ama 100 binden fazlasını neden kaçırdılar, mutlali olamadılar efendim. Ne tartışılabiliyor rahat rahat? Sizin programınızın istisna olduğunu görmüyoruz. Devlet 100 bin burada. Elemanını gizledi. Alamadılar. Neyse. Şeye gelmek lazım. Bu FETÖ meselesine Ergenekon'dan hakikaten sözü o zaman size bırakalım. Ben FETÖ ile Ergenekon'un nasıl birleş? Ben bir kere Ergenekon diye bir şey görmedim. Hakikaten. İlk gözaltına alınan benim. Tamam ama yani 17... size güzel bir kılıf bulmuşlar yani. Kılıf güzel değildi. Efendim güzel değil izah mi? Edeceğimden hayır. Eminim ama. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ergenekon davasına baktığımda bu Ergenekon davasını böyle bir saçma sapan herkesin içine atıldığı bir çuval olarak herkesin bir FETÖ operasyonu değil herkesin miydi? İçine atıldığı bu cümle çok önemli. Evet. Bunun yerine müferit bazı hadiseleri değerlendirip onları mahkemeye çıkartsalardı belki bir mana ifade edebilirdi. Askerin içinde belki bazı darbe hazırlıkları olmuş olabilir. 28 Şubat vari. Vari. Bunu eğer silahlı terör örgütü haline sokamazlarsa yargılayamayacaklarını düşündüklerinden de belki bu kadar saçma sapan bir hale getirdiler. Zaten her türlü planlamayı yapmışlar. Yani. Vallahi yapamamışlar. Yani Ergenekon denilen dava, balyozu biraz daha derli toplu yapmaya çalışmışlar sahte delillere rağmen. Yani sahte delillerle, onu da altını çiziyorum. Ergenekon davasını ciddi olarak bir gün bir kitabı yazılabilirse ki zannetmiyorum yazılabileceğini. Zannetmiyorsun. Hayır kesinlikle. Neden? İddianame, dosyalar, mütale, ondan sonra gerekçeli kararı bir kişinin birkaç senede okuması kabil değil. Ha, bilgi ve belge. Ha, kabil değil. Ben kendimle ilgili deliller isten. Dendi ki bana mesela senin soru önergelerini Ergenekon terör örgütü şey etmiştir, yazdırmıştır. Diyor ki bütün soru önergelerimi getirin. Bütün bilgi edinme kararlarımı da getirin. Bana bir tek tanesini kim talimat vermiş bana bunu söyleyin dedim. Geldi 6 dosya soru önergelerim ve şeylerim. Mahkeme sormadı. Dediler ki sen AK Parti'den Ergenekon seni ayırtmış başka parti kuracakmışsın. Dedim ki AK Parti'nin 365 milletvekili var. Hepsine teker teker sorun. Bir tek tanesine partinden ayrıl da gel bizle beraber çalış demiş miyim? Sorulmadı. Sorulmadığı halde ben mahkum oldum. 7,5 seneye mahkum oldum. Biliyorum. Hala devam ediyor dava. Niçin sizi üzerinize geldi? Ha, şimdi onu önemli kitabı size takdim edeyim. Lütfedersiniz ama bunu duymak istiyoruz. Sizin üzerinize niçin geldiler? Size ben sebep ne? Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben 2007 senesinden evvel AK Parti'nin yönetim kadrosuyla Fethullah Gülen'in yönetim kadrosunun ayrı hareket ettiğini düşünmüyorum. Bu cümleyi bir daha ben söyleyeyim. Bakın bütün mesele bu. Sizin üzerinize saldırılmasının sebebi bu. Evet. FETÖ'nün hakimiyetine itirazınız var. Var. O yav. Amerika'ya da itirazım var. FETÖ'ye itiraz edince Amerika'ya zaten işte itiraz ettim. 1 Mart'a itirazım var. FETÖ demek Amerika demek zaten. Öyle. Dolayısıyla yani 1 Mart'ta evet, siz peki. Amerikan kuvvetlerinin Türkiye üzerinden Irak'a girmesini istemiyordunuz. İstememek bir taraf o hayır oyu çıkması için en aktif çalışanlardan bir tanesi bunu benim. Netleştir. Bu soruyu sormam gerekiyordu. Ama sizin demin bir söylediğinize de ben cevap vereyim.
orada da parti yöneticilerinin bazılarının ne kadar canhıraş şekilde evet bunun çıkması için 1 Mart tezkeresinin kabul edilmesi evet için çalıştığında ben şahidim. Biz de şahidiz. Kapalı oturumda neler konuşulduğunda şahidiyim. Bunları başka programın işleri. Siz o zaman belki izah ederseniz Ergenekon'la FETÖ'yü nasıl birleştirdiniz? Sayın sözü alabilir miyim? Ben sözümü burada kesip geleceğim, bana soracağım. Hocam isterseniz bu şu cevabı alayım ondan sonra geleyim size. Efendim bendenizin siyaset okumam şu. Daha önce anlattığım şeyleri tekrar etmeyeceğim. Buyurun. Küresel çetenin ülkelerde değişik argümanları var. Küresel çete Türkiye'de küresel çetenin senaryosunun dışına çıkan sivil iktidarları ordu içinde elde tuttuğu örgütüyle darbeledi. Hep öyle oldu. Peki, Ergenekon. Geliyorum. Tamam. Efendim, Sarı Kız, Ayışı, Balyoz darbeleri vardı, hazırlandı. Bu darbelerin yapılması istendi. Bir cümle söyleyeceğim. Genelkurmay'ın internetine muhtırayı ben mi koydum ya? Koymadım. Dolayısıyla kim vardı. Koydu da belli. Vardı. Yalnız o yargılanmadı. Bir tek yargılanmayan örneğini veriyorsunuz. Elbette yargılanmadı sevgili milletvekilim. Bak geliyorum. Hı. Ama ertesi gün de darbe yapamadılar. Kim engelledi? Bundan önceki bütün muhtıralarda darbelediler, işleri hallettiler de 2007-27 Nisan gecesi verdikleri muhtıranın gereğini ertesi gün niye yapamadılar? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devlet aklı konsept değişmişti. Atlantik Paktı ile araya mesafeyi koymuştu. Bizzat Türk Genelkurmay'ın içerisinde milli askerler o darbenin yapılmasına mani hocam, oldular. Hocam milli asker mi kaldı? Kozmik odaya kadar girmiş her hocam, biri bak, kuşatmış. Hocam bak ben %100 yani doğru bir şey söylüyorum. O kozmik bakın bir bayan milletvekili vardı. FETÖ ile çok yakın Milli Eğitim Bakanı vardı. Neydi bayan bakandı? Darbeleri İnceleme Komisyonu Başkanı idi. 2500 sayfalık bir rapor vermişlerdi. O raporun bir kısmı bana geldi. Orada ne diyordu biliyor musunuz? Bu cümlelere dikkat. Ulaşamadığımız sayısının 100.000'den fazla olduğunu bildiğimiz bir tehlikeli örgüt var. Kozmik Oda'da falan bunları bulamazlar. İlker Başbuğ o kadar toy değil. O Kozmik Oda'ya düzeni vermeden onların oraya girmesine müsaade yani eder mi? Kozmik Oda bitireyim. Evet, bitireyim. Evet. O kadrolar 15 Temmuz'da sivil halkı Ankara ve İstanbul'da yönetenlerdi. Ve duruyorlar çakı gibi ve sadece burada değil Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Bosna'da her yerde de görev başındalar. Bu başka bir konu. Bu devletin derinliği ile alakalı. Göremediğimiz. Peki bu dur, devlet... Ama bitireyim biraz evvel. Ama hocam arada bir de bu soruları sormak gerekiyor. Vallahi cevap ya veririm ama öbür cevabı vermeme mahsus olmam. Peki buyurun hocam. Öbür cevabı tamamlayayım. Bu küresel çetenin askeriye içinden darbe yaptırma kabiliyetini kaybedince Türk Silahlı Kuvvetleri vasıtasıyla artık Türkiye'ye vaziyet etme gücünü kaybedince adliyedeki kadrolarını devreye soktu. Moğultay döneminden hakim yapılanlardan bahsediyorum. Adliye kolu. Fakat öyle bir operasyon yaptı ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni madem ki yönetemiyorum yok ederim. Onun için de ilgili ilgisiz herkese ve özellikle de FETÖ'ye karşı cephe almış olanların tümüne Ergenekon damgası vurup girdiler. Yani aslında Sarı Kız Ayışı Balyoz darbesini hazırlayan merkez ile FETÖ'nün adliye ayağını yöneten merkez aynı. Orduyu kaybediyor. Onları biliyoruz. İşte olay bu. Şimdi burada... Bakın niye Ergenekon'dan itham edildi? Sebebini söylüyorum. Sebebini kendileri de ifade buyurdular. FETÖ karşıtı oldukları için. Ama darbeciler de FETÖ ile aynı merkezden yönetiliyorlar. Biriyle işini beceremediğinde öbürünü devreye sokuyor. Doğru. Olay bu kadar basit. Şimdi şöyle bir şey tatmin söyleyeyim. Oldunuz mu hocam? Hayır. Bunu ayrı bir konuda konuşalım. Çünkü olur. Ama bir cümle söylemiştim. Onu bana söyletecek misin? Buyurun. Son. Şeyle, sonda. Sonda da söyleyebilirim. Hayır. Sonra. Tayyip Erdoğan'ın aday tespitinde Abdullah Gül endişesi faktörü. Şimdi şöyle. Çünkü bana bir soru sordu. Sen şimdi gidip Esas Eki'ye Ankara'da oy mu vereceksiniz dedi ya. Onun sebebini izah edin. Şimdi şöyle söyleyelim. Baş başına tartışma konuları. Ayrı konu. Tabii ayrı bir konular. Şimdi bak bu önce bir laiklikten başlayalım. Doğru yani laiklik
Kesinlikle dinsizlik anlamına gelmez yani. Laisite ilkesi aslında. Hayır, bu sistem ve sistem. Oradan gireceğim. Yapı, oradan birkaç cümle söyleyeyim. Yani vatanın ve can, milletin evlatlarına zulmetti yani. Bunu, hadi, bunu söyleyeceğim. Cebe rütbi yapı söyleyeceğim, olduğunu söyleyeceğim. Söyleyelim yani. Tabii, tabii. Din ve vicdan özgürlüğüdür. İnsanlar laisite ile laiklik arasında şöyle bir fark vardır. Bir militan laiklik vardır. Jacobin laiklik. Fransız tipi, tepeden inmeci ve kamu alanında insan hatta vicdanına kadar dini yeryüzünden kovmaya çalışan bir militan din anlayışı vardır. Bir dönem bu dayatılmıştır. Buna zaten hep beraber karışıştık. Ama bir de şu vardır ki bu laiklik anlayışı bizim kültürümüzde de uygundur. Herkesin dini, inanç ve kanaatleri kendisinedir. İnancını yaşar, dinini yaşar. Ta ki bir başkasına dayatmadığı sürece. Doğru. Ve bu anlamdaki laiklik gereklidir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki لَكُمْ دِينِكُمْ وَلِيَ budur yani. Sizin dininiz, sizin benim dinim bana anlamında. Ve Kur'an ne diyor? Aynı zamanda inanmama özgürlüğü de vardır yani. Adamın ateist olma özgürlüğü de vardır. Bunu Kur'an söylüyor. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ yani isyan inkar eder, isyan iman eder. Kardeşim Allah vermiştir insana inanıp inanmama özgürlüğünü. Yani bırakın yani bir otoriteyi. Şimdi mesela bu orduya gelince şunu söyleyeyim. Bizim yani Cumhuriyet kurulana kadar da yani Osmanlı'da bir ordumuzun ta Buçuktepe'ye kadar bir darbe geleneği var maalesef yani, değil mi? Evet. Bizim çatır darbeler. Tabii yani bizim siyasi tarihimize baktığımız zaman var. Ama şurada bir şey itiraf ederim. Cumhuriyet döneminde darbeleri bu milletin evlatları yapmaz. Darbeleri Gladio yapar. NATO'cu affedersin köpekleri yapar. Bak burada söylüyorum. Doğru. NATO'da eğitilen subaylar yapar. Çete yapar ya. 1900'da çetenin elemanı. Peki hocam en çok onun tartışılan konulardan biri. Şunu söyleyelim, bunun da cevabını isteyelim ama. Şu son zamanlarda ulusalca Atatürkçü Kemalist diye bir yapılanma silahlı kuvvetlerin içerisinde yine Gladio'ya bağlı bir yapı şeması olduğu söyleniyor. Geleceğim şimdi bak. Buna katılır mısın? Ama şöyle şimdi Gladio şunu kullandırıyor yalnız. Tabii şimdi ülkede... Gladio stay behind demek. İngilizce cephe arkası demek. Tamam mı? Cephe Gladio, arkası. Cephe arkası demek. Stay behind. Almanya'da var, İtalya'da Gladio'da var. Gladio'da Latince bir kelime. Her yerde var. Hançer demek. Mesela NATO ülkelerinde bunların hepsi deşifre edildi. Bir Türkiye'de halen deşifre edilmedi. Tabii neden? Şimdi, Almanya'da da deşifre Türkiye'de, edilmedi hocam. Bak burada tekrar ediyorum. Türkiye'de Gladio NATO'dan habersiz bırakın darbe yapmayı, darbe girişiminde bile bulunamaz. Doğrudur. Sağ olsun, sol olsun... Bak dikkat edin, tüm darbelerde ilk açıklama nedir? NATO'ya bağlıyızdır değil mi ilk önce? Ya hani milliydiniz siz? Hani Atatürkçüydünüz? Niye NATO'ya bağlıyızdınız? İlk açıklama. Hiç açıklama böyledir. Ama şu var tabii. Gladio bazen darbeyi Atatürkçülük olarak kurgular. NATO. Bazen darbeyi işte özgürlükler olarak kurgular. Bazen Ay Işığı olarak kurgular. Bazen efendim Ergenekon olarak kurgular değil mi? Ama aslında bunların arkasında kesinlikle Gladio'ya NATO vardır. Fakat darbeye karşı çıkacak veyahut da darbeye karşı çıkacak, Amerika'ya karşı çıkacak olan bir insanları da Emin Bey gibi darbeyle ilişkilendirerek aynı potaya atar. Mesela onları cezalandırır. Aslında mesela cemaat onu yaptı. Ne yaptı mesela yani? Cemaat üzerinden yaptı. Ben bir general buluyor, biliyorum. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz yani? Orhan Yöney Paşa'nın hiç alakası yok şimdi, bu darbelerle. Hayır, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Komutanı onu da aldılar. Ya bu muhtırayı verdiler, gördük. Meclis direndi, Sayın Cumhurbaşkanı direndi. Ya Menderes'e benim babam mı astı yani? Ya bizimkiler astı değil mi? İşte bu NATO'cu subaylar astı hepsi yani. Evet. Şimdi dolayısıyla ama şunu yaptılar burada. Ne yaptılar bu FETÖ'cü savcılar, o alçaklar? Türkiye'de aslında darbe yapmak istemeyen, orduya bağlı olan, gerçekten de Atatürkçü olan, Emin Bey gibi gerçekten vatanını milletini seven insanları da darbe karşısında engel olacaklarını düşündükleri için onları da darbeyle ilintilendirerek yargıladılar yani. Kılıf onları hazır. Tabii kılıf hazır yani çünkü. Yani general örnek veriyorum. Ama bu şu anlama gelmiyor. Bu şu anlama gelmiyor. Az önce teslim edelim ama bu şu anlama gelmiyor. Hükümete karşı darbe planlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Doğru. Kesinlikle hükümete karşı darbe planları var. İşte gördük işte memleketi bombaladılar. Milletin evlatlarına ateş açtılar yani değil mi? Ortada yani olay. Fakat onlar şunu yaptılar. Artık bu yapıya direnebilecek olan tüm siyasileri, vatansever siyasileri, ondan sonra askerleri, komutanları, hakimleri, savcıları aynı potaya, darbeci potasına koyarak tamamen Türkiye'yi NATO'nun emrinde bir ülke haline getirmeye çalıştılar. Tamamen bir Amerikan kolordusu gibi kurguladılar Türkiye'yi.
Bunu yapabilmek için de elbette ki vatansever subayların tasfiye edilmesi gerekiyordu. Onun için de mesela ilgisi olmayan insanları da bu potaya kattılar. Bazıları intihar. Ama şimdi daha tehlikeli bir şeyden bahsediliyor ki. Ama şöyle söyleyeyim, ama tekrar ediyorum. Şimdi bu ülkede, aziz kardeşim, bu ülkede iki tane çok önemli bir olgu var. Herkesin istismar ettiği. Birisi din, birisi de Atatürkçülük. Peki. Yani birisi memleketi din üzerinden ele geçirmeye kalktığı zaman bak buradan kuşkulanacaksın. Birisi de böyle gereksiz şekilde Atatürk'ü ilahlaştırarak böyle millete dayatmaya başladığı zaman oradan da kuşkulanacaksın. Doğru. Her ikisi de bu topraklara uzak. Veya laiklik bu millete niye dayatıldı? Ya dayatıldı, şimdi şöyle bir şey var. Bir kurucu şiddet diye bir kavram var siyaset felsefesinde. Hadi diyelim ki Cumhuriyet ilk kurulduğu zaman bir devletin inşa edilebilmesi için her devlet bir belli bir derecede şiddet kullanır. Anlatabiliyor muyum? Kılıç kullanır. Ama bir devlet şiddetle devam edemez. Etmemeli. Etmemeli yani. Bir devlet kalemle devam eder. Dünya üzerinde şiddetsiz kurulan hiçbir devlet yoktur. Bura devrimlerde dahil. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Ama hiçbir zaman dünya üzerinde medeniyetler ve devletler şiddet kullanarak devam edemez. Doğru. Devletler belli başta belli bir ölçüyle şiddetle kurulur ama kültürle, kalemle, edebiyatla, sanatla, felsefeyle, üretimle devam eder. Ha işte biz bunu beceremedik yani. Beceremediğimiz için de koskoca Türk ordusunu NATO'ya teslim ettik. Ben her zaman bir deniz kuvvetleri komutanıyla tartışmıştım da ceviz kabuğuna. Dedim ki kardeşim Atatürk'ü subaysın değil mi? İsmini dedi. Evet dedi. 2000 yıllık dedim bir Türk ordusu var dedim ya. Niye dedim biz bu 2000 yıllık bir Türk askeri bir geleneğimiz var. Kendi subaylarımız dedim kendimiz eğitemiyoruz. Niye dedim yani bizim subaylarımızın kurmay takımı dedim ta Delta Force'lara kadar NATO eğitiyor. Efendim ordu güçlü olacak. Rus ordusu da güçlü dedim. Mesela Rus ordusu güçlü. Rus subayları Amerika'da mı eğitiliyor dedim. Amerika'da mı eğitiliyor Rus subayları yani? Askeri anlamda biz Rusya'dan çok mu öndeyiz yani? Eğitilmiyor. Demek ki Rusya kendi subaylarını eğitebiliyorsa değil mi? Evet. Dünyanın en güçlü ordularından birisi ise en az 2000 yıllık bir Türk tarihine sahip olan bizim ordumuzla Amerika'ya muhtaç olmadan kendi subaylarını eğitir. Ya İngilizce bilmesi gerekiyorsa onu da öğretirsin. Abi bu ülkede darbeler Atatürkçülük adına yapıldı. İşte onu söylüyorum. Ya. Yani ama olay nedir? Şimdi bak tekrar ediyorum. Şimdi Atatürk'ü... Bak şu ne oldu ama bak. Mesela şimdi ama mesela ne oldu? Şimdi Tayyip Erdoğan döneminde, Sayın Cumhurbaşkanı AK Parti döneminde Atatürkçülük üzerinden darbe yapma imkanı kalmamıştı. Bu kullanışlı bir enstrüman değildi. Onun için mesela... Bu millet yemiyordu artık. Tabii yemiyordu. Gladio ne yaptı? İkinci kolunu devreye soktu. Fethullah Gülen'i devreye soktu. Din üzerinden, dinci görünen, İslami görünen, namaz kılan, eğitim yapan bir yapı üzerinden darbe denemeye kalktı. Ama bu yapıya karşı çıkanların hepsi ne yaptı? Bütün hepsini Ergenekon'la şunla bununla ilişkilendirdi. Ama elbette ki bu ordunun içerisinde Necmettin Erbakan gibi bir milli bir adamı aşağı indiren NATO'cu subaylar, o darbeci subaylar orada yok muydu? Korkunç. Onlar vardı. O subaylar ismi, yani o terbiyesiz konuşan, yani Necmettin Erbakan'a küfreden adam. Ben o askerdeydim. Ben evet, silahçı komutana oğlu ve şey. Orada kavga et. O küfreden adamlar Amerikan subayı değildi ya. İsmi Osman'dı, bilmem ismi Mehmet'ti, Ahmet'ti. Kimse de şöyle bir şey demesin. Bizim ordumuz asla darbe yapmaz. Pir, paktır falan filan. Böyle şey olmaz. Böyle bir manyaklık olmaz. Böyle bir şey yok. Kimdi bunlar? Böyle diyenler de var yani. Böyle bir şey yok. Aziz kardeşim. De ki ordu bizim ordumuz ama bizim ordumuzun içine sızan kanserojen bir madde gibi beynine sızmış olan gladiyocu, NATO'cu darbeci bir yapı var. Eğer devlet varsa giydirilmiş teröristler. Evet, şimdi üniforma giydirilmiş teröristler var. Deşifre edeceksen git NATO'da gladiyoyu deşifre et. Halen bu ülkede gladiyo tam olarak deşifre edilmiş değildir kardeşim. Hiç edilmedi. Ve tekrar ediyorum, NATO ülkelerinde kesinlikle NATO'dan, Amerika'dan, CIA'den bağımsız, bırakın darbe girişiminde dahi bulunulamaz. Evet, bunu çok iddialı söylüyorum. Trump ne dedi? CIA'nin 13 elemanı 15 Temmuz darbesinde görevliydiler diye tweet attı ya Amerika'nın başkanı. Ya tabii ki canım. Şimdi o zaman... Yani açık ya. Ama evet. Çıkıp söyleyin. O zaman şu FETÖ'cüler nasıl bir alçaklık yaptı? Potansiyel olarak sağdan, soldan, İslami kesimden
kim darbeye direnecek potansiyelde olan adamların hepsini ne güzel bir plan, darbeci olarak yargılamaya başladılar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sayın Şire, buyurun. Siz yarım kaldığınız yerden devam edin lütfen. Ergenekon'la ilgili kısımda kendinizi ifade ettiniz. Nasıl bir tuzak yöntemiyle mağdur edildiğinizi ifade ettiniz. Peki, vekillik yaptınız. Evet. Tanınan birisisiniz. Yani neden siz? Bu müşterek dostumuz Aytun Çerkin uzun bir kitapta bunları anlattı. İfade etti. Evet. İfade etti. Okudum ben. Zannederim sadece Fethullah Gülen'in 2004 senesinden itibaren üzerine gitmeye başladık. Ve Nurettin Veren'le yapılan bir programda ben Nurettin Veren'e bu anlattıkların ciddi, doğru konuş Nurettin Bey, ben bunları dedim, intikal ettireceğim dedim. Ve onun deşifresini devam etmekte olan Fethullah Gülen'in devam etmekte olan davasının içine koydurdum. Müdahil olarak, milletvekili müdahil olarak Adalet Bakanlığı'na da intikal ettirdim. Eğer o günlerde o dosyanın içine yolladığım o ifadeler dikkate alınsaydı, kendisinin beraat etmesi pek kabil olmayacaktı Fethullah Gülen'in. O günlerde zaten bana ikaz geldi. İşte şeyler geldiler, iki tanesi. Benden görüştüler. Biz seni çok severiz abi, niye bunu böyle yapıyorsun filan dediler. Ondan sonra herhalde beni düşmanları kategorisine koymuş oldular. Konuştuklarınızla. Konuştuklarımla, sorularla, devlet içinde yapılanmalarından, ama en önemlisi dosyanın içine giden ifade. Yani Nurettin Veren'i eğer mahkeme o benim şikayetime istinad edecek şekilde çağırıp da ifadesini alsa, iddialarının doğru olup olmadığını tetkik etse, 2006 mı 2007? Ama Nurettin Veren'i arayıp tehdit ediyorlar. Ediyorlar. Ama Nurettin Veren'i ben bir kere koymuşum oraya. Çünkü ben milletvekili olarak o deşifreyi alıp koydum dosyanın içine. O dosyanın içine girdikten sonra savcıyla hakimin onu çağırması lazımdı. Kimse o hakimler, bilmiyorum. Şimdi onun haricinde tabii iktidarın, AK Parti'nin birçok o şeyi kısmı da benden rahatsız oldular. Ne kısmı? Az önce Beşir abi bir söyleyelim, kitapları toplasın. Yani nasıl rahatsız olmasın sen? Oluyorlar yani. Şükret ki yaşıyorsun yani. Mehmet orada. Aydın mesela. Mehmet Aydın fevkalade rahatsız oldu. Bakan? Bakan Mehmet Aydın. Evet, çok rahatsız oldu. Bilgin efendim. İzmir'den tabii. Neden rahatsız oldu? Hakkımda rapor yazdı. Hakkımda rapor yazdı. Ben de yüksek sahasından hocam yani. Yani evet. Neyse, şimdi Aydın Doğan'ın yönetim kurulunda. Peki. Nasıl anlıyorsak. Onun gibi çok şeyler var. Mali kısımda olanlar çok rahatsız oldular. TMSF'deki yolsuzlukların üzerine gitmemden çok rahatsız oldular. Sonsuz bu altın madenlerinin peşkeş çekilmesinden rahatsız oldular. Demeyin ya. Akın İpek çok temiz bir çocuk ya. Hırlandı. Size ben bir söyleyeyim mi? Akın İpek bunun farkında mıydı değil miydi? Vallahi bilmiyorum. Çünkü Akın İpek hikayesi başladığı zaman, Akın İpek'in ilk devletle olan ilişkisi Milli Eğitim'in kitaplarını basmak. Biliyorsunuz Koza kendisinin bir kartpostal mı kartvizit yeri varken, kendisinin matbaası yokken Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını basma. Yani arkadan bir başka ekip onu yönetiyor. Evet, istiyorsunuz. Başka hiçbir şey diyemem. Yani beyin o adam değil yani. Müsaade buyurun anlatayım onu. Kendisi aldı bu ihaleyi. İhaleyi aldıktan sonra dedi ki bu kitapların bende şeyi yok, telifleri yok. Veririz dedi Milli Eğitim Bakanlığı. Peki bende matbaa da yok dedi, kitapları basacak. Matbaayı da veririz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın matbaalarında Milli Eğitim Bakanlığı'nın telifiyle. Hangi bakan dönemi? Kendileri biliyorlar. Kimse. Az önce ismi geçti. Nimet Çubukçu hanımefendi mi? Nimet Çubukçu'dan evveldi. Daha evveli de var. Sonra başka partilere girenler, Erkan Mumcular vesaire. İlk Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu. Yani bunları çor, ondan sonra Demokrat Parti ne oldu filan. Bunların hepsi karışık işler. Demokrat Parti? Şimdi Mehmet Ağar'la kurdular ya Demokrat Parti'yi. Sonra seçime girilmedi. Nedense girilmedi. AK Parti birileri açıldı. Sizi çok seviyorum dedi. Beni kırmayın dedi. Falan. Yani onlar. Şimdi şeye gelelim. Bu Enerji Bakanlığı da çok rahatsız oldu.
bu altın madenlerinden. Akın İpek ondan sonra haberi yok şeyden. Kütahya'da tuttular. İçinde 35 milyon dolarlık gümüş olan, stokta gümüş olan madeni 30 milyon dolara sattılar. Alman vakıfları. Arkasında ne oldu ise senelerdir çalıştırılamayan Bergama altın madeni, Eurogold'a aitti biliyorsunuz. Ama hani. Sihirli bir değnek değil. Sihirli bir değnek değildi. Akın İpek çalışmayan o madeni, sahibini, çünkü bizim bakanlık dedi ki biz seni çalıştırmayacağız. Avustralyalı sahibine. Peki ne yapayım? Şu adama şu fiyattan sat. O adam o fiyattan, Akın İpek o fiyattan satıldı. 15 gün sonra maden çalışmaya başladı. Tüm o madenin, Özkan'ın televizyonu nasıl satıldıysa adliyede, ekonomide, maliyede meğer AK Parti iktidarını FETÖ yönetmiş. Evet, öyle yönetmiş. Yani yolsuzluklar, hırsızlıklar, usulsüzlükler şimdi, eşittir değil, FETÖ marifetleri. Güzel de bir dakika, yalnız onu söyle. Bir dakika, bunları Tayyip Erdoğan bilmiyor muydu? O sorunun cevabını ben vereyim. Şimdi orada kusura bakmayın, ben 5 sene bunun içinde yaşadım. Estağfurullah, kusura bakmayın. Bu kadar ileriye giden, bu kadar yolsuzluk dikkatine getirildikten sonra ben bugün Abdüllatif Şener'i de anlamakta zorluk çekiyorum. Yani kendisinin 5 sene orada genel başkan yardımcılığı, başbakan ekonomiden yardımcılığı sorumlu yapacaksın. Hı hı. Ekonomiden sorumlu olacaksın. Maliyeden. Maliyeden. TMSF'de bilmem nerede dünyanın yolsuzluğu yapılacak. Ama bugün CHP'den milletvekili, o da evet, tesadüf mü yani? Yok, ben Yaşar Okuyan da CHP'de artık. Neyse yani. Malum haliniz emeklilikte yaşa takılma yasasını çıkaran adam şimdi CHP'de, Yaşar Okuyan. Anladım da şu lafın bir bitmemişse. Peki efendim, özür dilerim. Şeyden, estağfurullah. Demek ki orada heyecanlanıyorsunuz ama herhalde orada oturuluyor herhalde Yaşar Okuyan'da. Bunlar sevdiğimiz insanlar da bazı şeyleri hafızayı beşer nisyan ile malüldür, unutuluyor. Abdüllatif Şener mesela hakikaten sevdiğimiz insan, bir taraftan sempatik. 2007 seçimlerinde aday gösterilseydi acaba partide kalmayacak mıydı? Bilmiyorum. Yani bunların hiçbirini bilmiyoruz. Kalır mıydı, kalmaz mıydı? Benim kendileri kalır, Cumhurbaşkanlığı kalır seçimi öncesinde niye genel yönetim kurulunun dışında kalmayı istediler? Neyse, şimdi bu Ergenekon meselesi... Sayın kendilerini Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterecekti. Bu Ergenekon meselesini çok açık söyleyeyim. 2013'te eğer 17 Aralık, 25 Aralık olmasaydı, iktidar Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti FETÖ'nün yüzünü, hakiki yüzünü görmeseydi bu Ergenekon davaları mahkumiyetten biter. Ben de bugün burada olmazdım. Yani 2007'den hatta bırakın 2011'e kadarki süreçte ben maalesef AK Parti'nin icraatlarından, FETÖ'nün icraatlarının fazla iç içe geçmiş olduğunu görüyorum. Zaten 2011'de başladı çalışma. Evet, çalışma 2011'den sonra başladı. Burada, ama bundan çok memnunum. Peki. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bunları bugün görüyor olması, 15 Temmuz'dan sonra burada bir hata yapıldığını kabul etmiş olması çok iyi bir şey. İnşallah geri kalan temizliği de yapar da Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu kalıntılar da siyasetin içinden, bürokrasiden temizlenir. Evet. Diyanet işlerinden de temizlenir. Evet, aynen. Şöyle 5 dakikanız var hocam. 5 dakika. Eyvah. Yok yok. Bu alçak yapılanmayla ilgili hocama da herhalde katılmadığınız bazı bölümler oldu galiba. Araya girdiniz. Yok, katılmadığım hiçbir bölüm olmadı. Pürüzsüz gidiyoruz. Yok yani tanık beyefendi. Peki. Tanık. Peki, notlarınızdan buyurun efendim. Efendim, çok teşekkür ederim. Değerli konuklardan da af diliyorum. Sözlerini çok kesmiş olabilir mi? Ama soru mahiyetinde kestim. Yani gıcıklık olsun diye değil, farkındayım. Estağfurullah. Soru mahiyetinde kestim. Bu arada elimi ayağımı oynatıyorum. İsmail'den uyar gelecek. Olay şu. Bir daha söylüyorum. 2011'de artık Recep Tayyip Erdoğan'dan meclisi ve hükümeti de istediler. Adliyeye almışlardı, askeriyeye almışlardı, eğitimi almışlardı, enerjiyi almışlardı. İcra makamı mı kalmıştı? Evet, onu istediler. Doğru. Aynen. Milletvekili doğru listesi dayattılar. Evet, biliyoruz. Orada hayır deyince savaş o zaman başladı da doğru. Tayyip Erdoğan'dan başka hiç kimse de savaşacak mecal yoktu. Çünkü
Doğru. Ha şunu biliyorum. Şunu biliyorum hocam. Bak Pennsylvania'dan milletvekili listesi bizzat biliyorum ki o çok sevilen. Niye diğerleri savaşamadı FETÖ'yle? Ah. Savaşamazdı da zaten. Niçin savaşamazdı? Evet. Kamu ihale kurumları, kalkınma ajansları, tabii, bakanlıkların ve devletin ihale komisyonları, efendim, siyasilerle o iş adamları ve FETÖ'nün parça dağıttıkları şöyle iç içeydi. Bildiğim şeyler var. Kirlenmişlerdi. Alışveriş, üstelik de fişsiz. Onun için. Recep Tayyip Erdoğan bağırdı, ya yalnızım, milletten başka kimse yok yanında. Doğru. Ya valileri topladı, valilere doğru dedi ki doğru, bu FETÖ ile mücadeleyi adil olarak yapın. Doğru. Ama eğer herhangi bir bakan sizi arar da müdahale ederse 7/24 telefonum açık, beni arayın, daha da olmadı atlayın gelin. Doğru. Ya daha ne desin adam? Adam diyor ki milletvekilleri de bakanlar da beni yalnız bıraktı. Ve sonra dedi ki tek başıma da kalsam bu mücadeleyi yürüteceğim dedi. Aynen. Aynen. Vallahi endişe etmesin. Efendim? Bu masanın etrafındaki herkes yanında bu efendim, mücadele. Bir programda dedim ki yalnızım falan demesin, çakı gibi biz var. Evet. Olduğumuz gibi de. Evet. Aynen. Buradaki her dört kişi de aynı şekilde. Sadece o değil efendim, sokaklar kaynıyor. Tabii. Tabii. Ve bu arada Sedat Peker'e hürmetlerimi gönderiyorum. Hayda. Eyvallah. Geldiğimiz püf nokta. Allah, ben iyi Ceybek oynarım. Hayda. Peki. Hayır hayır. Peki. 5 dakika vermiştin. Atilla Mayra. Efendim, bu seçimde maalesef Türk derin devlet aklı Recep Tayyip Erdoğan'a yine o sığ, edilgen, geri, muhafazakar aklıyla yanlış yaptırmıştır. Abdullah Gül üzerinden Türk siyasetine çekilecek olan raconu, varyeteyi engellemek için Abdullah Gül'ün partisine gitme ihtimali olanları belediye başkan adayı yaptırmıştır. FETÖ ile asla savaşmayacak, savaşamayacak birçok tip bugün AK Parti'nin belediye başkan adayı yapılmıştır. Çok önemli bir iddia bu. Evet efendim. Bunların önemli aday yapılma nedeni Abdullah Gül'ün partisine gitmesinler diye bloke edilmesi içindir. Yoksa hafsalara sığmayacak yanlışlıkta adaylar var ve sebebi budur. Kanaatim. Ben bir siyaset bilimciyim, böyle okurum. Ya 31 Mart'tan sonra da bunun doğru olduğunu hep beraber bu masada inşallah nasipse konuşacağız. İnşallah doğru çıkmaz hocam ya. Vallahi inşallah yanılım bu konuda hakikaten. Yani muhakkak ki bilgiye dayanıyorsunuz. Bakın, ama. Bakın ben efendim bir şey söylüyorum. Ben yanıyorum Ankara'da. Burada aylardır bir şey bağırıyorum. Yanlış yapıyorsunuz. Çakı gibi FETÖ ile mücadele edecek alanda itibarlı Anadolu çocuklarını, kadınlarını, erkeklerini aday yapın, silin süpürün. Bu muhalefet yerlerde sürünüyor ya, rezil kepaze ya. Yapın. Abdul, önemsemeyin. Kim giderse gitsin, tırlan dersin, olur biter. Millet dönüp de bakmaz bile. Benim dediğimi yapmadılar. Türklerin devlet aklı Sultan Süleyman aklında kaldı, onu yaptılar. Yanlış oldu. Ben ÖSA Şeki'ye oy vermek zorundayım. Çünkü benim verdiğim mücadele Tayyip Erdoğan olmasa bile vereceğim mücadele. Tayyip'e bağlı değilim. Tayyip'in destekçisiyim. Arada fark var. O olmasa bile vereceğim bir mücadele var. Küresel cani çeteye karşı, onun bütün dünya coğrafyasında mazlum ülkeler ve halklar üzerinde, Türkiye'nin merkezinde, Türkiye'nin işgaline ve katledilmesine yönelik yerli işbirlikçi ne kadar kurumun kiler farelerinin Türkiye'de ev sahibi olmasını engelleme adına mecburum. ÖSA Şeki Ankara'da oy vermeye maalesef mecburum. Kan süzüyorum. Çünkü ben 15 Temmuz'la yaşıyorum. O mücadelenin ve o şehitlerin fedakarlığının karşılığı verilmeliydi. O nedenle efendim kızılcık şurubu içtim. Yanlış anlamayın. Kustuğum kan değildir. Nasıl? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, böylelikle Derin Kutu programının sonuna gelmişken her konuğuma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel de bir program oldu. Böyle biraz arada bir sürçülisan ettikse de sizlerden af diliyoruz. Niye beni gösteriyorsun abi? Yok, kendimi gösteriyorum. Ben kendimi gösteriyorum. Siz gereğini yaptınız son sadece. Son bir cümle hakkım var mı? Hemen haber başlıyor. Peki. Yoksa sizin bugünkü yazınızdan
belediye başkanlarında aradığınız sıfatları saymak istiyordum. Peki, bunu bir başka programda başka yapalım. Başka bir gün inşallah onu kullanırız. Efendim hayırlı geceler diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İzleyicilerimizin bu saate kadar bizleri beklemesi, ekranları başında durması bizi onur ettiğini de tekrar ifade edelim. Birçok soru ve görüşünüz var. Mümkün oldukça onlara zaman zaman programların içerisinde değineceğiz. Haftaya görüşmek üzere.